Merhaba Latin Tribün takipçileri. Yine bir podcast'te birlikteyiz. Bugün arkadaşlarımla birlikte Dünya Kupası 2002, efsane Dünya Kupamız ve milli takımımızı konuşacağız. Burada çeşitli konulara daha değineceğiz. Yine Dünya Kupaları tarihiyle ilgili yer yer. Yine milli takımımızla ilgili geçmiş ve bugün arasında bağ kurmaya çalışacağız. Bana bugün Burak Çubukçu, Emre Bingöl ve değerli Zübeyde Özcan eşlik ediyorlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben sözü fazla hiç hatta uzatmadan Burak'la birlikte başlamak istiyorum. 2002 Dünya Kupası ile ilgili şöyle güzel bir girizgah yapar mısın Burak bizim için? 2002 Dünya Kupası esasında Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasıyla o dönem yükselişe geçen Türk milli takımının finali oldu bence 2002'ye katılarak. Grup aşamasında ikinci olup Avusturya ile eşleşmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, Dışarıda doğru. 1-0'lık bir galibiyet, içeride 5-0'lık temiz bir Okan galibiyet Buruk aldık. atmıştı golü de sanırım. Dışarıda Bugün Okan Rize'yi Buruk, evet. çalıştırıyor. Tam bir Okan Buruk golü atmıştı. Böyle kaleciden önce davranıp boş Evet. kaleye yuvarlamıştı sanıyorum, doğru hatırlıyorsam. Doğru. Sonrasında içeride Ali Samiyen'de şu an olmayan tarihi statta çok rahat bir galibiyetti. Yıldıray Başlık çok iyi oynamıştı Evet. o maçta. Orada Golleri de erken Dünya bulduk. Kupası. Biraz onun da sanki şeyi vardı, değil mi? Rahat bir playoff olmuştu. Normalde rahat olmuyor biliyorsunuz. Playoff Evet. maçları bizim için son dönemde ve çok böyle ihtiyacımız olduğu bir dönemde o 2000'deki başarının üzerine 2002 Dünya Kupası'na katılmak hem Türk futbolunun dünyadaki popülaritesi açısından da o dönemde çok önemliydi. Ki şu Japonya Güney Kore'de olması böyle bize karşı çok sempatisi olan ve siyasi olarak da hep iyi geçindiğimiz iki ülkede böyle bir turnuvanın olması ayrı bir pozitifti o dönem bizim için. Güzel bir Dünya Kupası serüveninde yaşadık. Üçüncülüğe kadar giden 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş takımın başındaydı. Şu anda tekrardan 2019'da Şenol Güneş'i milli takım başında görüyoruz ve Lücescu'nun bıraktığı enkazdan sonra Şenol Güneş'in o havası, 2002'deki havası bence şu an sirayet etmiş. Kimse milli maç sormuyorken tekrardan milli maçta ne oldu, Arnavutluğu yenebileceğiz mi gibi şeyler gördük en son ki milli mesaydı Mart ayında. O dönemle ilgili 2002 Dünya Kupası ben 18 yaşındaydım. Lise sonunda üniversite sınavına girdiğim seneydi. Açıkçası biraz dağıldığımız bir dönem oldu. Çünkü maçlar sabah oluyordu saat farkından dolayı. Özellikle grup aşamasında Brezilya maçı falan hatırlıyorum yani. Hasan Şaş'ın attığı gol. O unutulmaz. Ronaldo'lu, Rivaldo'lu. Evet, Ronaldo'lu, Rivaldo'lu çok zor bir takıma karşı neredeyse kazanıyorduk yani. Dünya Kupaları tarihinin belki de en başarılı takım Brezilya. Şu an sen konuşurken aklıma geldi de sanırım o turnuvada Brezilya'nın mağlup duruma düştüğü tek an oydu. Doğru mu? Şu an tamamen hiçbir Doğru. istatistiği bilmiyorum. Doğru değil mi? Bir an düşündüm Doğru maçları. doğru. Çok ilginç bu da Zaten bence bir şöyle, açıdan. eleme turlarını rahat geçtiler yani şeyi grup aşamasından sonra Belçika ile eşleşmişlerdi sanırım. Yarı finalde bizle, finaldeki maçı da 2-0 Almanya'ya karşı rahat aldılar Ama çok esasında. tartışmalı bir Brezilya'ydı. Scolari'nin hatta aynısını yine denedi geçen Dünya Kupası'nda ve rezil oldu kendi evindeki yani Almanya'ya karşı. Hani bu Brezilya'da o dönem oynayan oyunculardan falan yararlanmıştı. Sakat olan o dönem yeni sakatlıktan Ronaldo'ya şans vermişti falan. Hatırlarsın o dönemi. Evet, Aslında hiç evet. böyle bir Brezilya beklenmiyordu. Çok enteresan da o açıdan. Vura vura gitmesi dediğin gibi. Ya 98'deki takım esasında çok daha domine bir takımdı yani o takım çok Çok iyiydi daha o takım. 98'deki takım orada da Fransa'ya tabii ev sahibine takıldılar finalde. Ronaldo'nun son gün rahatsızlığı falan öyle hikayeleri var. 2002'deki takım dediğin gibi ama çok onları zorlayan da yani yarı finalde Güney Kore, Türkiye, Almanya, Brezilya vardı. Yani baktığında Çeyrek finalde bir İngiltere'ye geçtiler sanırım yanılmıyorsam. Evet, 2-1 doğru. Hatta Evet. 1-0 orada geriye düşmüş olabilirler onun Ronaldinho golüyle. orta sahadan sağda Michael sıçramış bir golü Owen vardı abi. atmıştı ilk gol. Aa pardon evet. İlk, orada da yenik duruma düştüler. Evet. Michael Orada Owen geriye düşmüş atmıştı. olabilirler. Evet. Aynen öyle. Biraz İspanya, İtalya, İngiltere beklenenin altında kaldı o turnuvada. İtalya'yı bir hakem faciası Of. bitirdi Korkunç. Korkunç. Güney Kore Güney Kore maçında. maçında çok berbat bir gerçi Meksika maçında da aynısı olmuştu sanırım yanılmıyorsam ama
Güney Kore maçında Hepe'yi bayağı bir hırpalamışlardı. Hatta Perugia adamı, Regina adamı oynayan Han vardı sanırım Güney Kore'de. Perugia'da. Perugia'da. Biraz da böyle Serhat Akın'a da benziyordu böyle tip olarak kandırıyordu biraz. Sonra stili de öyleydi. Gol attıktan sonra biraz aşırı sevindiğinden dolayı kulübü sözleşmesini feshetmişti ama neler verilmedi. Yani belki Güney Kore'nin orada 2-3 kırmızı kartla belki oyun dışı kalacak oyuncular vesaire vardı. Tabii Totti'nin yani atılması skandalı var. Penaltı olan bir pozisyonda ikinci sarıdan. O da korkunç bir şeydi ya o maç. Ondan sonra keza bizim Brezilya maçında bir hakem skandalı var. 2 metre dışarıdaki topa penaltı verilmesi. Ya penaltı verdi artı Hakan Ünsal attı orada oyundan. Yani hiçbir şey yokken işte Rivaldo'nun karnına top atar gibi oldu vesaire. Ama aslında hiç bacağına gelen bir topta yan hakemin de gözünün önünde. Göz göre gördü atıldı. Şöyle işte ev sahibi geleneği Dünya Kupalarında şairler hep olur yani. 30'dan beri bir ev sahibi kollama o FIFA'nın verdiği ülkeye bir testi olarak karşımıza çıkıyor yani. Burak biraz sesin gidip geliyor ya. Senden bir çıkıp girmeni rica edebilir miyim uygulamaya? O sırada ben de sözü Zübeyde'ye vereyim. Kaldığın yerden devam ettireceğim sana. Yazıyorum şu an. Seste tamam, bir sıkıntı var. Zübeyde seninle devam edelim. Sen ne düşünüyorsun o döneme dair? En başta ne hatırlıyorsun o heyecana dair? Hatırlayamıyorum aslında. Benim sıkıntım bu. Yani en geç sendin. Sizin konuştuğunuz kadar maç detaylarına da hakim değilim. 21 yaşındayım ama şeyden de kaynaklı biraz. O dönemde futbolun içinde olmamandan da kaynaklı. O yüzden daha sonradan izlediğim ve okuduğum şeylerden bildiğim kadarıyla yaşıyorum o Dünya Kupası'nın heyecanını. 2002 tabii şöyle bir önemi var aslında. Türkiye'nin 48 yıl sonra bir daha Dünya Kupası'na ilk kez katıldığı bir kupadan bahsediyoruz. İlki 1954'te. Bu açıdan önemli aslında ve biraz da şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Biraz da kura şansıyla birlikte. Katılıyorum. Işte Galatasaray'ın 2000 kupasının omurgasının milli takıma monte edilmesi şeklinde biraz da şansla birlikte üçüncülük tarihimizde yer almış durumda. Aslında 2002 Dünya Kupası sadece Türkiye ile de özdeşleştirdiğimiz bir kupa. Biz bu ülkenin vatandaşları olarak öyle hatırlıyoruz ama pek çok farklı olayın ve insanların aklında pek çok farklı kalan şeylerin olduğu da bir kupa. Mesela son kupanın şampiyonu Fransa'nın gol atamadan gruplardan elendiği yanlış hatırlamıyorsam bir kupadan bahsediyoruz. Evet. Senegal'le aynı gruptaydılar. Evet. Senegal vardı. Onların grubunda hatırladığım kadarıyla. Hatta Danimarka vardı. Tony hatta Silva falan. Senegal elemişti abi. Bu Trabzon'da evet. Oynayan Tony Silva o zaman Senegal'in kalecisi. Tony Silva, Fadiga, yani. El Hadji Diouf. Evet. Yıllarca oradan kariyer yapan oyuncular. Kamara. El Hadji Diouf çok kaliteli topçu. Çok. Kamara da çok iyiydi. Ben çok beğeniyordum. Ya, Fadiga ya, vardı. Bizim maçta topu çizgiden çıkmıştı. El Hadji Diouf'un tarzı böyle biraz Anelka'ya benziyor ama daha evet. Dinlisi böyle Anelka'nın. Anelka yani. O Koçya karışımının biraz yeteneksizi diye tanımlayabilirim ya, ben de Diouf'u çok beğeniyordum. El Hadji Diouf'u çok beğeniyordum. Ki o Koçya'da yayınında oynadılar. Senelerce izlemişsindir sen de Bolton'da. Bolton'da oynadılar evet. Aynen. Buyur yani, Zübeyde devam. Devam et Zübeyde. Buyur. Abisine verdi sözü o zaman bırakalım. Aslında Burak şeyden açtı konuyu. Hani grup elemelerinden açtı. Yani biz hiç böyle direkt katılabildiğimiz bir turnuva oldu mu hatırlamıyorum. Euro 2000 vardı sanırım. Onda da İrlanda'yı İrlanda'yı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. İrlanda'yı evet dışarıda Tayfur Avuççu attı. Tayfur'un attığı penaltıyla bir orada Euro 2000'e o şekilde katıldık ama diğer gideceğimiz yerlere hep bir ön eleme oynadık. Mesela bir Letonya faciası var. Başımıza of. Gelen Verpakovski'si Sonya. Yani Verpakovski'sin orada yıldızlaştığı ve adını duyurduğu evet. Bir turnuva oldu o. Ondan sonra yani işte biz ön elemeyi bir şekilde geçemiyoruz ama biraz da orada Galatasaray'ın oluşturmuş olduğu kemik kadronun payı çok fazla. Ama tabii burada Rüştü'yü de katmak lazım ama elemelerde çok fazla oyuncu kullanıldığı için açıkçası orada pek bir omurga yoktu gibime geliyor. Yani aslında o kupaya giden yolda birçok oyuncunun katkısı vardı. Mesela Tayfun'un bir Azerbaycan maçı vardı sanırım. 2-1 mi 1-0 mı ne? Skor açısından yanılıyor olabilirim. Orada attığı bir grup maçlarında kritik bir gol vardı.
oradan dönmüştü Türkiye işte vesaire. Bu tür sürekli böyle sıkıntılı süreçlerden gidiyoruz. Aslında bu da bizim şeyden kaynaklı. Yani biz de futbol ülkesiyiz. Biz anların ülkesiyiz. Yani o zamanı, o jenerasyonu yakaladığımızda evet bir şeyler yapabiliyoruz. Ama o jenerasyon yakalanmadığında maalesef biz hiçbir şekilde bir turnuvaya katılamayız. Ben hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını ben de düşünmüyorum abi. Yani denk gelirse futbolu var birazcık Türkiye. Yani en son gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayın. Şimdi gidip orada Kazakistan gol at Kazakistan gol atacak. Ondan sonra bizim orada kazanmamız lazım. Ya bütün sonuçlar her şey bize oldu. Yani Erçun golüyle Kazakistan'daki çocuğun ismi neydi unuttum şimdi, çok meşhur olmuştu. Evet. Ben hemen bakıyorum. Sorak basın dinleyicilerimiz. Ondan sonra yani hep böyle biz bir hadi yavrum ya, biraz daha böyle kaosla gitmeye çalışan bir ülkeyiz. Açıkçası bu ülke futboluna da sirayet etmiş durumda. Yani bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Biz biraz daha böyle kaoslu oyunları daha çok seviyoruz. Ama 2002 Dünya Kupası'nda şansımız da şöyle oldu. Hiçbir Avrupa takımıyla oynamadık. Yani grubumuz açıkçası biraz basitti. Biz orada ilk maçta Brezilya'ya kaybettik. İkinci maç sanıyorum Çin'i yendik. Costa Rica ile beraber kaldık. Özür dilerim. İkinci maç Costa Rica ileydi. Üçüncü maç Çin'i yendik biz. Brezilya Costa Rica'yı beşlemese biz yine gruptan çıkamıyorduk haliyle. Evet. Yani Costa Rica çıkacaktı önümüzden. Yani Brezilya'nın ama o Costa Rica maçı da bizim çok şanssızdı ya. Hani tamam golden sonra 1-0'dan sonra onlar daha iyi oynamıştı ama gruptan çıkmayı da hak etmiştik bence. Onlara Van Çop atmıştı galiba. Van Çop çok onlar güzel bir vuruş yapmıştı. Van Çop atmıştı onlarda da. Nasıl Burak, anlamadım? Winston Parks mıydı acaba golü atan? Aa, Parks da olabilir. Parks da olabilir. Ya, oynadı. Parks. Ben çok iyi hatırlıyorum ama. Parks olabilir. Bu arada golü atan isim İslam Bek. İslam Bek. Yani, o da ismi de şeydi. İslam Bek Kuat. Şimdi adam atmasa Selçuk golünün de bir şeyi kalmayacak. Yani bir anlamı, evet, önemi kalmayacak orada. Yani maalesef biz böyle turnuvalara giderken o jenerasyonu yakaladığımızda gidiyoruz. Her zaman da o jenerasyonu bulmak mümkün değil. Yani o zaman bir takımın omurgasıyla gittik. İşte Fenerbahçe'den bir üçlünün katkısı vardı orada. Dünya Kupası'nda muhteşem oynadı. Yani belki Oliver Kahn'dan sonra, 2002 Dünya Kupası'nda Oliver Kahn'dan sonra en iyi kaleci diyebiliriz. Zaten yani sanırım birinci... o üçüncülük maçında o golü yemeseydi Rüştü şeyde öne çıkıyordu diye bir şey okumuştum ben o dönem. Hani belli bir kısmı puanlaydı. Hani jüri oy veriyordu sanırım. Belli bir kısmı istatistikle alakalıydı. O son yediği gol yüzünden sanırım Rüştü gidemedi. Hatta eleştirilmişti. Kolu sakatken hala neden oynatıldı? O dönem Alman milli takımına bakarsanız, şimdiki Alman milli takımıyla onları karşılaştığınızda şu anki Alman milli takımı fersah fersah üstün. Tabii. Hatta o Brezilya'dan yediği yiyen. Alman takımı da kötüydü aynen. Evet. Yani o Brezilya, Brezilya'dan yediği yiyen. Klose. Evet. O Dünya Kupası'nın gol kaldı sanırım o zaten. Evet, ilk maçta 5 gol attı zaten. Ya 6-0 mı 7-0 mı ne bitti, çoğunu şey attı, Klose evet, attı zaten golü. Ya 4 ya 5 atmıştı. Aynen. 2002'den mi bahsediyorsun? Evet, 2002. Evet, evet. Klose'ydi sanırım. Ha, Ronaldo. Doğru. 8 golle. 8 gol. Benim doğru. Bu arada Klose, bravo. Klose hani futbol tarihinde en böyle sevmediğim oyuncu olabilir. Ben saygı duyuyorum doğru diyebilirim. Sevmemek. Ya Ronaldo'nun rekorunu kırdığı için. Hak etmeden kırdığını düşünüyorum yani ben de. Yani şimdi burada Ronaldo'ya bir paragraf açacak olursak, yani şimdi ben burada hiçbir forvetle, ne gelecekte olan ne geçmişte olan hiçbir forvetle Ronaldo kıyas götürmez. En azından benim açımdan. Hani hiç kimseyi Ronaldo'yla kıyas edemem. Şimdi bitiricilik var, hız var, şut var, çalım var. Yani adam komplike bir futbolcuydu. Yani belki de bu yüzden seviliyordu. Belki de bu yüzden bu kadar tepedeydi. Ama bu sakatlık denen lanet şey, evet, onun yakasını bırakmadı. Yani bir keşke biraz daha... Bekle olamadı, evet. Ya keşke biraz daha doya doya izleseydik. Ya, ben kendine iyi bakmadı maçında... ama. O yüzden sakatlanıyordu. Bunu da eklemek lazım. Lazio maçında bağı koptuğunda, diz bağları koptuğunda Lazio maçında. Hatırlıyorum. Ondan sonra dönüşü epey uzun sürmüştü. Çok. Döndüğü 1,5 sene kadar. Döndüğü maçta tekrardan sakatlanması, evet, bir talihsizlik oldu. Yani ki biz Ronaldo'yu doya doya izledik. Ki o sakat haline Real Madrid'e transfer yaptı. Yani öyle, evet, Real Madrid her topçuyu da alacak bir takım değil. O haliyle Real Madrid'e transfer yaptı adam. Çok büyük golcüydü. Yani büyük oyuncuydu. Yani golcüden ziyade çok büyük oyuncuydu Ronaldo. Keşke biraz daha izleyebilseydik. Ya, bu arada bir şey ekleyeyim sana Emre. Sözünü kestim, pardon. Hani 90'ların futbolunda
o zamanlar NBA gibiydi futbol. Yani siz de hatırlarsınız işte bir yerde Roma'da Totti, işte Juventus'ta Zidane, Barcelona'da Figo, hani her yerin yani şeyde, Milan'da yıldızı Bierhoff, vardı. Milan'da Bierhoff veya forvet hattı vardı. Mesela yani, öyle düşünelim. Hani yıldızların yani, konuşulduğu bir futboldu. Şimdiki hiç, makine düzeni yoktu. Şu anki Premier Lig gibi gözde bir ligdi. Yani. Ve o dönem... Dönemin en iyi ligiydi yani. En iyi ligiydi. İşte o Mateusların falan olduğu dönemler. Ondan sonra Sammerlerin, Mateusların, başka kimler vardı orada. Yani Baggio'lar falan zaten hep oradaydı. Yani orası hep bir şey merkeziydi yani. Cazibe merkeziydi. Şu açıdan söyledim. O dönem 3 tane yılın futbolcusu ödülü almak gerçekten çok daha zordu. Şimdi artık Messi ile Ronaldo'nun bu mekanik futbolu adeta isyankar şekilde domine ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dinleyiciler hani, yanlış anlamasın. Messi de çok iyi futbolcu. Tabii canım, tartışılacak gibi değil. Cristiano Ronaldo da çok iyi futbolcu. İkisini de hayatta tartışmak, ikisini de izlemek keyif. Ama Brezilya Ronaldo'dan, yani gerçek Ronaldo diyelim biz buna. Hı-hı. Gerçek Ronaldo'dan, yani bilmiyorum, onun tadı bir başkaydı sanki. Ya, şimdi, ya biz onu canlı Ronaldo izlediğimiz için biraz. Ya, Zübeyir de burada hatırlat istersen şeydi. Romantizmden nefret ettiğini Emre. Kendiyle çelişti şu an. Ya hayır yani ya belki de romantizm yaptığım tek konulardan bir tanesi Ronaldo konusudur. Yani çok çok iyi oyuncuydu ya. Evet. Keşke biraz daha oynayabilseydi de izleyebilseydik. Keşke yani... aslında her futbol izleyicisinin senin gibi bir oyuncusu var abi ya. Yani her doğru. O yüzden döneminde değerlendirmek lazım bence böyle ismi. Doğru, bence bu konuda haklısın. Ama yine de Ronaldo'nun domine ettiği Manchester United Real Madrid maçını YouTube'dan bir izleyin derim ben bu yayını. Şurada durdurup mutlaka izleyin. Burada konuyu dağıtmamak için bir geri dönüyorum. Az önce konuşup bir yarım kalan konuya. Burak, sen dedin ki ev sahibi takımların kullanmasından bahsettin. Bence çok da doğru bir noktaya parmak bastın. Çünkü 98'de de bu çok tartışılmıştı hani Brezilya-Fransa konusunda. Şimdi sana şunu soracağım. Ev sahibinin kullandığını, ya yani artık bir şekilde bu resmen ya da resmi olmayan şekilde diyeyim, hepimiz biliyoruz. Ama o milli takım, bizim milli takım Kore'yi kendi sahasında 3. maçında devirmeyi başardı. Mesela birazcık hakemin kollamalarına dair Hakan Şükür'ün bütün Dünya Kupası susup 9. saniyede 7. miydi? 9'du sanırım değil mi? 9. 9. 9. saniyede attığı bir gol var. Bunu nasıl görüyorsun? Hani oraya kadar gelen Türk milli takımının o işin sonunu da getirmesi, dünya üçüncüsü olması müthiş bir başarı. Buradan devam etmeni rica edeceğim senden. Güzel bir noktaydı çünkü. Tabii. Ya orada bir de iki ev sahibini yendik biz. Evet, Japonya'da doğru. Yani üçüncülük maçını ben çok hani o rekabet içerisinde çok görmüyorum da. İddiasız maçtı evet. İddiasız ama maçlar. Ama yani öncesinde Kore'nin bir İspanya İtalya karşısında hakemle geçtiği maçlar evet. Var. Evet. Tabii facia. Aynen. Evet. Japonya karşısında da orada ev sahibiydi Japonya. Ama orada şöyle bir şansımız vardı. Bizim uğurlu hakemimiz Collina'ydı. Maçın hakemi. Ümit Davalan'ın attığı kafa golüyle yendiğimiz karşılaşmada. Orada biraz hakem şansı. O bizim yani İtalya Kore maçındaki hakem orada bize denk gelseydi bilmiyorum. O yağmurlu Japonya sabahından çıkabilir miydik? Zor yani. Hakikaten. Orada Emre geldi şu anda ya. Beyaz formalar vardı üzerimizde. Evet. Ümit Davalan'ın saç tıraşı falan. Evet. Korner'dan yere topu mu galiba ya bir de o? Korner evet. Ergün pembe ortalamıştı sanırım. Kornerden 6 pasın üstünde. Bir de yüzünü kaleye dönerek vurdu kafayı böyle. Havada. Ya böyle evet. Yani olduğu yerden darbeli bir sert kafa vuruşu. Bu arada çok sevdiğim bir oyuncuydu benim. Çok yönlü bir oyuncuydu. Çok öyle oyuncular çıkaramıyoruz artık. Böyle. Evet. Sabek, yok, evet. Yine güzel bir nokta yaparmaksın. Okan Buruk. Yani. Okan Buruk şimdi mesela Zübeyde biliyor mu bunu bilmiyorum. Mesela şu açıdan yaşı küçük olanlar genelde bunu bilmez. Okan Buruk fırtına bir sağa çıktı altyapılarda. Hani öyleymiş. Ben de ufaktım o yaşta. Ama çok ciddi bir sakatlık yaşıyor. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Trabzonspor maçında ayağı kırılıyor. Çiziyor, aynen. Ve bu 90'ların ayak kırığı. Yani bugünkü ameliyat tekniklerine sahip değiliz. Dolayısıyla kariyeri bitme noktasına geliyor. Ve Okan Buruk o noktadan sonra bir askere dönüşüyor. Onu sizden alayım. Nasıl bir oyuncudan nasıl bir oyuncuya dönüştü? Onu bir anlatın bilmeyenler için bence mutlaka. Çünkü bu önemli bir detay. Bir çok yönlü oyuncuya dönüşmesi. Klasik bir hızlı sağ açıktan. Buyur Burak, senden devam edelim. Evet. Tabii. Şöyle 18 yaşındaydı Okan ve o dönem çok genç oyuncu, o yıllarda çok genç oyuncu böyle 18 yaşına çıkıp Galatasaray gibi takımda hani 11 oyuncusu olma işi çok olmuyordu.
Çok ümit vaat eden bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncuydu Okan. Trabzonspor o dönemler daha şampiyonluklar üst üste gelmiş değildi yani. Evet. Daha o dönem evet, daha evet. Üst üste şampiyonlukları yoktu. Sonrasında bu ağır sakatlığı, ayak kırığını yaşadıktan sonra bir orta saha oyuncusuna evrildi diyebiliriz ama şöyle o hızını ve çabukluğunu yine de konuşturduğu dönemler oldu. Hı hı. Okan Burun o rollerini bilirsiniz yani. Hı hı. Çok düşünen bir oyuncuyu. Orta saha evrilmesine rağmen o kanat oyuncusu olmanın özelliğini bazen gol atarak da bizlere sunmuştu o dönemde. Hı hı. Sonrasında da zaten hani Ronaldo dedik. Ronaldo'nun olduğu Emre ile transfer yapmasından tabii ki ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu orada hepimize gösterdi. Buradan Elbrito'yu topu atayım. Emre Bölezoğlu 21 yaşında Dünya Kupası'nda ve bizim herhalde tarihimizde gördüğümüz en böyle bizi heyecanlandıran genç oyunculardan biriydi. Emre bugünkü ruh hastası, sinir krizi geçiren adam olmadan önce nasıldı? Sen aynıydı. Adaşınla ilgili. Aynıydı. Yani Emre aynıydı. Emre hiç değişmedi. Yani 15 yaşında da Emre böyleydi. 18 yaşında da böyleydi. Yani 32 yaşında da böyle olacak. Ama çocuk diyorduk o zaman değil mi? Hani benim için ya, abi sizin için çocuktu. Aslında onun başına gelen bir olay var sanki. Bence o olaydan sonra biraz daha bu yana doğru evrildi. Yani bir trafik kazası olayı var Emre'nin. Evet. İşte bir can kaybının olduğu bir trafik kazası. 17 yaşındayken ondan sanırım değil mi? Doğru yani mu hatırlıyorum? Sanırım evet o yaşlarda olması lazım. Çünkü daha yeni oynamaya başlamıştı o zaman Galatasaray'da. Sanki o olay biraz böyle onu yapısını etkilemiş gibi ama o biraz daha dışarıda etkiler diye düşünüyorum. Yani sahaya sirayet etmemesi lazım. Aslında Emre'nin böyle olması iyi. Yani kötü tarafı şu, çok fazla rakiple uğraşması ve hakemle uğraşması. Yani Emre'nin futbolcunun asla tartışma. Az önce birinden bahsettik. Hani dedik Türkiye'nin en iyi döneminde en iyi futbolcusuydu diye. Yani bence yerli olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Emre Bölezoğlu'dur. Yani ben bunun üstüne tanımam. Müthiş oyuncu. Yani her şey var adamda. Yani isteyebileceğiniz her şey var. Liderlik var. Ama işte biraz daha bu agresifliğini atabilse. Ama maalesef Emre böyleydi hep. Yani böyle de devam edecek. Futbolu bıraktığında nasıl olur? Bence sağ dışında herkesin söylediği bir şey var. Emre çok iyi diyorlar ama. Yani bizi ilgilendiren sağ dışı değil. Yani biz sağ içinde gördüğümüz için biraz daha bizi sağ içi ilgilendiriyor. Aslında biraz daha böyle oyuncular rağbet görüyor takımlarda. Yani evet. Şimdi buradan şimdi Fenerbahçe'de Emre'yi söyleyebiliriz. Ondan sonra dünyanın her yerinde ama. Gattuso hala Milan'da çalıştırıyor. Yani Gattuso bir kez daha bu şekilde Galatasaray'da Melo'yu söyleyebiliriz. Tabii. Melo. Yani ne kadar benzemese de Trabzonspor'da Zokora'yı söyleyebiliriz. Yani bu tür oyuncuları çoğaltabiliriz ve rağbet görebilen oyuncular. Çünkü takım için her şeyini verebilen oyuncular bunlar. Saha içerisinde istediğinizi alabileceğiniz, istediğini yaptırabileceğiniz, yani hükmedebileceğiniz oyuncular bunlar. Kenardaki hoca ona hükmettiği zaman o da sahaya hükmedebiliyor ve güzel şeyler çıkıyordu aslında. Bir yandan da bilet sattıran oyuncular da diyebilir miyiz? Forma bilet sattıran. Hani ya, insanlar izlemeye geliyor bu adamları genelde, yani. Genelde o tür forma veyahut da bilet sattıran genelde santraforlar, forvetler oluyor. Mesela şimdi örnek veriyorum. Orta sahadan kimi söyleyelim? Bir tane orta saha söyleyeyim. Atıyorum Jorginho'yu getirdin transfer etti. X takım. Gittin bir de Higuain'i getirdin. Yani ha, Higuain forması daha fazla satar. Tabii yani. Tabii haklısın. İnsanların gözünde futbol golle özdeşleştiği için ki doğru bir şey bu. Yani futbol demek gol demek. Golle özdeşleştiği için biraz daha böyle o santrafor tipleri biraz daha çok böyle forma sattıran, bilet tabii, sattıran. Oyun gol için oynanıyor. Doğru. Oyun gol için oynanıyor. Yani buradan nereye bağlayalım konuyu? Şuraya bağlayalım. Bunu en iyi noktaya getiren böyle bırakacaktır yani. Bunu şey merak ediyorum ha, buyur abi. Şey bu mesela futbolun ahlakı, yani ben normal ahlak kavramının dışında bir de futbolun ahlakı diye bir kavram olduğunu düşünüyorum ve mesela hep Belhanda konusunda şu örneği veriyorum. Belhanda'nın bireysel agresif tavırları eğer Galatasaray'a takımı sahiplenmek adına olsaydı bugün Belhanda'nın karakterinden başka bir şekilde bahsediyordu Galatasaray taraftarı. Emre için de bu agresif tavrın bir takıma ait olamayışı, yani Fenerbahçe dönemini dışarıda tutarak söylüyorum, dan kaynaklı olduğunu düşünüyor musun? Ya ben yani açıkçası katılmıyorum buna. Bu agresifliği de doğru bulmuyorum açıkçası. Saha içi agresiflik, futbolda agresiflik doğru. Olması gereken. Ama onun dışında şimdi atıyorum Emre faul yaptığında arkasını dönüp gidebiliyor veyahut da
hakeme itiraz edebiliyor ama kendisine faul yapıldığında hakem müsamaha gösterdiğinde buna veyahut da avantajı oynattığında tartışmalı bir pozisyon olduğunda kart göstermediğinde orada seyircinin önüne de hakemi atıyor. Bunu da özellikle büyük takımda yaptığında bu sefer iş kontrolden çıkıyor. Peki burada bir örnek verebilir miyim sana tam bu noktada? Bence bu aslında güzel bir noktaya getirdiniz tartışmayı. Buna hem belli sınırlar içine tutan hem de Zübeyde'nin dediği gibi belli bir takıma aidiyet içerisinde yapan bence yani çoğu zaman ters bile tepse benden mesela bir Fenerbahçe taraftarı olarak çok ciddi saygı gören kaptan Bülent var. Yani Bülent Korkmaz dediğinde benim içinde akan sular duruyor. Neden? Çünkü bana bir lider, bir kaptan, gerçek bir gladyatör çağrıştırıyor Bülent Korkmaz ismi. Yani bu açıdan Zübeyde'nin de biraz haklılık payı var bence. Hani mesela bak... biraz bu tip Fenerbahçe'de Kemalettin de vardı mesela, sert oyuncuydu. Agresif oyuncuydu. Ama ben böyle çok fazla hakemle tartıştığını, kavga ettiğini vesaire falan. Ama Bülent yani çok, çok sorun yaşardı hakemlerle. Benim anlatmak istediğim başka bir şey. Yani saha içindeki, oyun içerisindeki sertliğe evet kabulüm. Her türlü varım. Yani benim hoşgörüm var ona. Yani o sertlik içerisinde ayakta kırılabilir. Allah korusun yanlışlıkla ölüm de olabilir. Yani bunlar futbolun içerisinde olan şeyler ve tabii oluyor, görüyoruz. Ama onun dışında mesela oyun duraksadığında gidip o kadar şiddetli itiraz atıyorum, ne bileyim rakibe baskı. Tabii baskı, yok katılıyorum bu dediklerine. Vesaire. Ya ben kabul görmüyorum bunu. Yani istediğin kadar iyi futbolcu ol, bunları yapmaya hakkın yok kimseye. Yani çünkü o sahada herkes eşit. Herkes eşit derecede değerlendiriyor. Ama bunları yaptığın zaman benim gözümde, hani en azından ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani benim gözümde yok hükmünde. Anladım. Öyle söylemekte fayda var. Yok, bakışın kesinlikle yanlış değil. Ben sadece ama öbür tarafa da yani bunu birazcık belli bir randımana, düzene sokarsan ya, Bülent Korkmaz Kadıköy'de kırmızı kart görmüş. İşte soyunma odası koridorunda kavga etmiş bir adam. Ama ben bugün seviyorum Bülent Korkmaz'ı. Veya Hakan Ünsal. O da çok agresif bir oyuncuydu ama ya bu adamlar bir şekilde saygı uyandırıyor. Biliyor musunuz? Şimdi Emre, Hakan Ünsal, Bülent bunlar hep bu 2002 Dünya Kupası'nın kadrosu olduğu adamlardan başlıcaları yani. Tabii. O kadro da çok enteresan bir kadro. Şöyle bir bakalım. Bir kere efsane Mustafa İzzet var. Leicester City formasıyla sağda Türk bayrağıyla tur atması çok o zaman konuşulmuştu, haber olmuştu. Ana haber bültenlerine ama konu şöyle, olmuştu hatırlarsınız. Muzi oynayan bir oyuncu olarak geldi. Tabii. Yani ama çok şans bulamamış işte milli takımda. Milli takımda şans bulamadı ama kendi İngiltere'de, Leicester'da süre alan bir oyuncuydu. Yani evet, sürekli oynayan bir oyuncuydu ve banko 11 oyuncusuydu ki Türk o zaman İngiltere... Türk oyuncu varmış ya Muzi'ye o dönemde. evet, doğru. Zübeyde onunla alakalı bir şey yazmıştı sanırım ya, yanılmıyorsam. Evet, onu söyleyecektim ben de. Daha sonradan zaten şey diyor, bir otobiyografi çıkartmış futbolculuğu bıraktıktan sonra. Milli takımı anlattığı dönem için şey diyor, en büyük pişmanlığım Türkçe öğrenmemek. Çünkü Şenol Hoca benimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyordu. Ve sanıyorum oynadığı bir maç var. Brezilya maçı mı? Yanlış evet, ikinci Brezilya maçı. Olması 12 lazım. Dakikalık, 13 dakikalık bir süre almış ve Şenol Hoca'nın bana dediği tek şey ön tarafa gitti. Evet. Yani ya bu konuda da Mazi İzzet'in sorunu değil yani. Hani evet. Şenol Güneş Hoca'nın İngilizce bilmemesi diğer tüm skandal aslında. Şimdi az önce Zübeyde konuşurken ben de kafamda kritik yaptım. Acaba diyorum ki bu Muzi'nin hatası mı, acaba Şenol Hoca'nın hatası mı? Yani Şenol Hoca İngilizce bilmek zorunda mı? Ama bence evet. Herkes Türk diyorum ama antrenör gelişim açısından evet Buran dediğine. Çünkü ya, hakemi itiraz edeceksin mesela. Hakemi hangi dilde itiraz? Türkçe edemezsin. Yani ortak ya, en azından. Türkçe işine gelir hatta. Ya bir de Türkçe... abi her şeyi geçtim. Futbolcu iletişimini de geçtim. İngilizce bütün alanlarda olduğu gibi futbolda da ortak bir dil oluşturmuş durumda. O yüzden bir teknik direktörün kendini geliştirmek açısından İngilizceyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm kaynaklar, yani ulaşabileceğiniz tüm kaynaklar İngilizce mevcut. Türkçe'ye evet, ulaşabilir mesela Türkçe dilde. Doğru. Bir şey sorayım hepinize. Ben soru sorayım bu sefer size. Şu anki güncel milli takım için ne düşünüyorsunuz? Ya ben merak ediyorum. Oraya gelmeden bir şu milli takımı biraz daha irdeleyelim mi Emre? Oraya gelelim ama birazcık daha irdeleyelim bence. Hani şu açıdan birazcık o oyuncu profillerini de hatırlamak istiyoruz. Yani dinleyenleri de hatırlatmak istiyorum. Hani bir Nihat'ı konuşalım. İşte mesela Ümit Özat gibi bir isim var. Türkiye'de çok tartışılan o kadroda. İlhan Mansız var. Hani
birazcık o kadroyu irdeledikten sonra hani sanki o kadroyla bu kadro arasında bağ kurarsak daha iyi, hani senin de anlatmak istediklerin anlaşılacak diye düşünüyorum. O yüzden izninle azıcık daha o kadroyu konuşalım, olur mu? Olur olur, sıkıntı yok. Bakalım, o kadroda çok enteresan isimler var çünkü. İşte ya sembol hale gelmiş. O kadroyu seçimi yaparken işte az önce de bahsetmiştim, şimdikinin hocası Tayfun Korkut'u dışarıda bırakmak zorunda kalmışlardı. Yani bir seçim olmak zorundaydı ki aynısında Euro 2008'de Halil'i kadro dışı bıraktık veya da Yıldıray'ı kadro dışı bıraktık. İkisi de ikisi şey, olabilir. Yıldıray'ı ağlamıştı hatta. Yıldıray ve Halil'le ikisini de kadroya almamıştık. Yani böyle bir seçim zorunluluğu vardı. Ama şimdi başarı gelince de başarının olduğu yerde hocanın yaptığının doğru olduğunu görüyoruz. Hani bir başarı gelmeseydi belki bir eleştirilebilirdi. Hem Fatih Terim özelinde hem 2002'de Şenol Güneş özelinde. İyi işler yaptılar. Şimdi Allah var yani, seversin sevmezsin. Hem Fatih Terim hem de Şenol Güneş milli takım açısından bence başarılı dönem geçirdiler. Ama o jenerasyonun, dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum. O peki jenerasyonun şimdi, önemi çok fazla. Bu Dünya Kupası'nda hiç konuşulmayan bir şey var. Çünkü başarılı olduk ama daha ileri bizi götürür müydü? Sergen Yalçın. O dönem hemen yaz öncesi 4-5 aylık bir sakatlık dönemine girmişti. 30 yaşındaydı ve o sezondan sonra meşhur Sergen attı şampiyonluk geldi noktasına geldi Sergen. Müthiş bir sezon oynamıştı Beşiktaş'ın 100. yılında. O konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl, Sergen olsa farklı olur muydu sizce? 30 yaşında kariyerinin peak noktasında koşmayan ama hala müthiş yetenek Sergen Dünya Kupası'nı oynamak ister miydi sizce? Canı ister miydi? Ben biraz düşüneyim. Burak konuşsun o arada. Burak buyur. Şöyle abi, şöyle benim düşüncem, hani Dünya Kupası'nda üçüncülük bizim gelip gelebileceğimiz en yüksek nokta. Hani oradan öteye Sergen Yalçın gibi bir oyuncu olsa o dönem gider miydik? Sadece şunu söyleyeyim. Yarı final maçında 1-0 geriye düştük. Ronaldo'nun attığı o pis bir golü vardı. Evet. Hani orada o belki eşiği atlatacak, böyle Kaan Kural hep söyler ya, Kyrie Irving. Evet. Hani pastanın üstündeki çilektir, en son o adımı o attırır size. Belki mesela o gün orada o golü atıp biz pozisyona bile giremedik bir saatten sonra. Sergen olsa belki bir frikik bir şey, bir orada sihir yapabilirdi ama 7 maçlık bir turnuva yaşadık biz orada. Zaten gelebileceğimiz en üst noktadaydık yani. Bir de tabii onu yedek oturtabilecek misin? Hani çünkü oturması gereken maçlar da olabilir mesela, ya da 20 dakika oynaması gereken. Çok da enteresan bir oyuncuydu Sergen. Biraz da 2002 tam böyle bu şeyin evrildiği dönem yani, bu çok iyi iki forvetlerin, çok iyi on numaraların yavaş yavaş böyle düştüğü dönem diyebiliriz yani. Aslında böyle koşmayan biraz oyuncuların böyle kabul gördüğü son turnuva da diyebiliriz. Son dönemleriydi böyle. Yani dediğim gibi belki Brezilya maçına girse bir sihir yapar mıydı orada? Bir asist yapardı, bir frikikten bir gol belki atardı ama sonuca çok yani yukarıya finale çıkaracak kadar etkisi olur muydu? Bence olmazdı. Yani orada bu arada bir tane, bu aslında tabii şimdi buradan bakınca oh ne güzel üçüncü olduk deniyor ama o dönem çok tartışılan şey vardı. Şenol Güneş'in takım elbisesinden tutun. Hani basınımız yine aynı basındı. Çelme takma savaşı içinde. Ya Barbaros hiç girmeyelim bunlara. Yani yok, şuna geleceğim. Ayıp. Hiç girmeyeceğim. Şuraya geleceğim oradan. Şenol Güneş'in o turnuvada en çok eleştirilen teknik taktik olarak yönü iki forvet oynatmıyor olmasıydı. Şimdi bugün geldiğimiz nokta, Şenol Güneş'i forvetleri parlatan bir isim olarak görüyoruz. İşte şimdi burada yeni milli takıma bağlayacağım. Şenol Güneş o günden ne dersler almıştır? Bugünkü milli takımda kullandığı forvette Hakan Şükür'le uzakta yakından alakası yok. Kullandığı forvet oyuncularının. Hakan Çalhanoğlu'ndan tutun. Hani artık tabii futbol da biraz değişti. Cenk Tosun'a kadar, Burak Yılmaz'a kadar. Çok farklı tipte oyuncular bunlar. Hakan Şükür pres ağırlıklı bir oyuncuydu. Şimdi yeni milli takımla birlikte az önce sözünü aldım. Emre ile başlamak istiyorum. Yeni milli takımı da biraz konuşalım. Buyur Emre, söz sende. Şöyle söyleyeyim. O tip oyuncularla oynaması artık mümkün değil. Hani çünkü oyun evrildi, oyuncular evrildi. Artık günümüz forvetleri farklı birkaç pozisyonu oynayabiliyor. Mesela Umut Bulut'a baktığımızda en forvet oynatabiliyorsunuz. Ki Antalya maçını hatırlıyorum ben Kayseri'nin. Hikmet Karaman'ın komple sol kanat oyuncusu gibi kullandı. Yani forvet oyuncuları evrildi. Oyun evrildi. Bu yüzden Şenol Güneş'ten artık öyle bir forvet, hani o uzun tipi forvet. Ama yapıyor. Ciro'nun kullanımını hatırla. Yine Hakan Şükür'ün o turnuvada olduğu gibi. Ama şimdi bizim gol atmadan oyuncu havuzumuzda da yani çok fazla açıkçası öyle oyuncu yok. Şey var, Batuhan Karadeniz var.
Abi yapma boş ver. Ondan sonra hiç kimse oraya. Ondan sonra orası kör kuyu çünkü. Yani girdik mi çıkamayız oradan Batman konusunda. Ondan sonra yani şu an mesela elinde Burak gibi müthiş bir forvet var. Yani çok golcü. Formda. Yani şu an ligin çok üstünde bir oyuncu. Onu söyleyeyim ben. Yani ligin en iyi golcüsü diyebilirim şu anda Burak için. Belki Jack Ney'le kafa kafayadır ama performans olarak yani parıltı olarak şu anda Burak bir tık daha üstte gibi gözüküyor. Jack Ney çok eleştiriliyor. Ben çok kızıyorum insanlara. Nasıl Zübeyde anlamadım? Karşılaştırma bile bence abi ya. Hani Jack Ney ile ancak 2011-12 sezonu Galatasaray'daki Burak'ı karşılaştırabilirsin. Çok şey koyuyor. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Yani Jack Ney'e nasıl baktığınıza bağlı aslında. Yani tamam çok fazla para verildiği için Jack Ney'e. Belki de o yüzden insanlar her maç 2-3-2-3 ya da 1-2-1-2 atmasını bekliyor ama ya olmaz yani bu. Ben Burak'ın daha kompleks bir oyuncu olduğundan bahsediyorum. Yani bu işe hani sadece ceza sahası futbolcusu olarak tabii, başladı. Tabii. Ben Jack'in Galatasaray'daki performansında başarılı buluyorum açıkçası. Hani 1-2 maç hariç bence iyi. Hani alan açan, topla oynama, yani diğer oyuncuların topla oynamasına yardımcı olan, alver yapan. Geçirmeye çalışıyor kesinlikle. Yani Jack Ney bence başarılı. Abi Burak Yılmaz konusuna gelirsek de Burak Yılmaz yani şu anda Şenol Güneş'in kullanabileceği en iyi forvet diyebiliriz. İkinci bir Türk olarak oraya koyabileceğimiz Türk forvet var mı? Yani ben aklıma hemen gelmiyor benim böyle oraya ikinci bir forvet koyabileceği. O yüzden oynayabildiği için Şenol Güneş'in tekrardan böyle bir 2002'deki oyun yapısıyla şimdiki oyun yapısını denk getirmesi biraz zor ki yapmaması da daha doğru olur. Çünkü onu oynamaya çalışırsan günceli kaçırabilirsin. Günceli kaçırdığından da felaket sonuçlar gelebilir yani. Peki bu noktada birkaç bir şey daha soracağım. Şimdi yeni milli takım da tabii ki çılgınca eleştiriliyor. Burada benim de bir eleştirim var. Ben mesela Kaan Ayhan'ın performansından hiç memnun değilim. Aranızda memnun olan var mı bilmiyorum. Şu an ben güncel milli takımdan haberdar değilim. Ben açıkçası Euro 2016'dan sonra hatta biraz burada aslında çok fanatizm yönüm yoktur ama Volkan Demirel olayından sonra ben milli takım olayı benim için bitti. Üstüne bir de Arda Turan'ların olayı, işte Burak Yılmaz'ların olayı, işte bu adam tayfası mı? Adamlar. Adamlar. Yani, milli adamlar takımı. Ondan sonra biraz da onlar böyle üst üste gelince ya ben soğudum açıkçası da takip de etmiyorum. Hani bu ülkede doğup büyümüş olmam milli takımı destekleyeceğim anlamına da gelmez. Kesinlikle doğru yani, söylüyorsun. Desteklemiyorum da yani açık bir seçik söylemem gerekiyor. Biraz yani daha bir sempatik takım... bir takım oldu ama ya. Evet. Ya şu evet, konuştuk ya Yusuf Yazıcı yok. Hakkında yayından önce konuştuk. Hiçbir fikrim mesela. Yok. Ha, oyuncuları söylerseniz bireysel hani kimler vardı vesaire diye. Ha, işte ya Yusuf... Merih Develal, işte Ozan Kabak, hı-hı, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür yani Gengiz Ömer. Zeki Çelik, Okay. Zeki Çelik tabii ki. Yani böyle sempatik bir takım evriliyor bence. Katılıyorum. Yani genç bir takım en azından umut vadeden. Ama şunu da söyleyeyim bu takım herhangi bir başarı yakalayamazsa yani yakalayamadığı takdirde diyeyim Türk basını biliyorsunuz. Hemen duman edecek. Gömecek. Yani duman edecektir yani muhtemelen. Evet. Duman edecektir. İşte gençleştirmeydi, Şenol Güneş'ti. İşte iki hem kulüpte çalıştı hem milli takımda çalıştı. Gerçi o zamana kadar kulüple işi bitecek ama yani yapacaklardır yani aba altından sopa göstermek mi diyorlar ona? Ne diyorlar? Yani, yani onları yapacaklardır. Ama bence kupaya götürecektir hoca. Bence de ben de ya düşünüyorum. Şu anki statü bizi çağırıyor zaten. Hani gel evet kardeşim ben seni turnuvaya almak istiyorum diyor. Ama biz ısrarla biz gelmeyeceğiz diyor. Ya bu yani noktada bazı noktalarda sıkıntılar yok mu sizce? Mesela ben Çağlar Söyüncü'nün de şu an hazır olduğunu düşünmüyorum milli takım seviyesinde. Sonuçta İngiltere'de hani evet oraya gitmek muazzam bir başarı. Yani bunu herhalde tartışacak halimiz yok. Fakat hani orada bile 4. 5. opsiyon olarak görülürken hani mesela milli takımda bu kadar çok adı geçmesi, Ozan Kabak İyi ve Melih şey gibi yani iki hazır oyuncu varken. 5. opsiyon olsun. Oranın yani kültürünü, oranın havasını alması iyidir yani. Tabii tabii ona hiç lafım yok. Yani İzlanda milli takımını gördük. İngiltere 2. liginin 3. stoperi neler yapıyor doğru bir sistemde. Tabii ki katılıyorum ama ya hani onlara bel bağlamak sizce doğru mu? Hazır oyuncularımız varken Şenol Hoca sanki biraz hani isme göre mi karar veriyor? Çünkü bu konuda çok eleştiriliyor. Bunu da sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Buyurun. Şenol Hoca'nın asıl ilk 11 olduğunu düşünmüyorum. Şu an geldiği vakitte denediği 11 farklı. Bu ilk maçımız bir sonraki ilk maçımız Haziran'da mı olacak? Tam tarihi hatırlamıyorum. Olabilir. Ligler bittikten sonra. Haziran'daki çıkartacağı 11'ler farklı olacaktır bence. Biraz da yani ilk geldiğinde Lucescu'nun kafasındaki o kurduğu 11'i çok da bozmak istemedi Şenol Hoca bence. Bu arada Zübeyde ufak kesiyorum. 8 Haziran'da cumartesi günü Fransa ile oynuyoruz içeride.
O bilgiyi de vereyim. İlk maçımız. Çok ilginç. Sonra izlendi. Hayırlı olsun orada. Yani çok zor bir maç o. Yani çok zor. Çekoslovakya'nın Arjantin'e yaptığını Fransa bize yapabilir. Yani bir de orada dibi görmek var. Yani Allah korusun şöyle bir 5-6-0 mıydı abi? 7-0 mıydı? Ya o kadar olacağını zannetmiyorum. Ya bu çok hırslı. O konuda Burak sanırım bununla ilgili bir şey diyecek ama çok hırslı ve savaşçı bir milli takım olma. Hani sempatik derken uğraştıkları belli değil mi Burak çocukların? Hani o Dorukhan falan Melih giriyorlar parçalıyorlar kendilerini. Yani öyle sanki öyle umarsızca milli adamlar takımı best friendlik ama primler nerede modunda olmayacaklardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun buna? Abi şöyle şimdi Emre'nin milli takımdan işte ben artık takip etmek istemedim belli bir noktadan sonra sokakta hani 10 kişiye sorsak 6-7'sinden cevap alırdık. Evet. Bundayım ben. O derece nefret boyutuna geldi bu Fatih Terim yaşadığı kebapçı olayı, adam tayfası. Ya konuştuğumuz şeye bak Allah aşkına düşünsene yani bu bile yeter aslında. Lüçesku'nun tavırları falan. Şimdi Şenol Güneş'le bu temiz bir sayfa açmak anlamında bence genç de bir jenerasyonu yakaladı. Yalnız onun Burak iyi iki oldu. Galibiyet gelmeseydi yani şu oynanan iki maçta iki abi galibiyet futbol, gelmeseydi. Yani futbol sonuç. Yani sonuç evet. Ve yani Beşiktaş bu, üzerinden vurgu gerçeği yapacak. Beşiktaş üzerinden vurgu yapacaklardı bence orada şey evet. Olacak. Yani, zaten yani bir şey şans eseri Beşiktaş'ta 6'da 6 yaptı. Evet. Çok iyi bir dönemde gitti. Demek ki yani iki tarafa da konsantre olabiliyor hoca. Evet. Biraz da belki kafası rahatladı gelecekle alakalı. Hocayı evet. Trabzonsporlu olduğum için eskiden beri iyi bilirim. Trabzonlar da şey sıkıntısı vardı biraz bir halledeyim kafamın gerisindekini de rahat edeyim yani bu tane işle de uğraşabilir yani hoca Güney Kore'ye geçmiş şimdi İngilizce bilmiyor dedi Güney Kore'ye gitti çalıştı enteresan evet. Bir adam değişik yani. Adam kesinlikle değişik adam ben de bu arada kendisine bir çay içme fırsatı yakaladım çok da sohbeti keyifli bir adam onu söyleyeyim yani eleştiriyorum ama saygıdeğer bir insan. Hocam esprili falan şey bir adamdır. Tabii. Ve genç ruhludur yani. Görseniz 20 yaşında gibi size sohbet eder. Öyle giyinir, öyle takılır. Hani öyle cins bir adam değildir. Onu söyleyeyim. Şenol Hoca değişik adam. Boşuna fazla hakkı yeniyor. Ve bu yabancı sınırı konusuna değinirsek milli takımın gelişmesine sanki enteresan bir şekilde müthiş bir katkısı oldu. Buna ne diyorsunuz? Tabii ki zarar vermeye çalışıyor şimdi basınımız. Zübeyde konuştun ondan sonra ben bir şey evet, yaptım. Zübeyde tam genç nesli temsil ediyor şu an. Evet, hani bizim, sen konuş Zübeyde. Bizim de konuşmuştu çünkü konuşmaları çok hoşuma gitmişti benim orada. Yabancı kuralıyla alakalı. Ben dinlemiştim kendisini. Hatta çok... kendi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Çok beğenmiştim ben orada konuştuklarını. Ve burada da tekrar etmesini isteyeceğim bu yabancı kuralıyla alakalı. Burak seni de beğeniyoruz ama öncelikle bayanlarla kardeşim. Buyur Zübeyde. Ne demek? Yani şöyle yabancı sınır, yani yabancı serbestliği olarak açayım konuyu. Yabancı serbestliğinin kesinlikle bu futbolun gelişimine, milli takımın gelişimine etkisi oldu. Çünkü biz sınır olsaydı ligde tutacağımız futbolcuları, buna hep Cengiz Ünder örneğini veriyorum. Altınordu'dan çıktıktan sonra, Başakşehir'de kendini ispatladıktan sonra sınır olsaydı ve dört büyük kulüpten biri tarafından alınsaydı, yerine yabancı getirilmiş tecrübeli bir futbolcu ve yedekte tutulacaktı. Bugün Roma'da izlediğimiz Cengiz'i izleyemeyecektik mesela. O yüzden... bizim ihracımızdan çok futbolcu ihracından çok yabancı futbol ihracından çok dışarıya Türk futbolu ithalatı yapabilmemiz bu konuda bu 11 yabancı serbestliğinin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Emre abi isterseniz siz devam edin ben biraz toparlayayım ondan sonra. Ya burada şey tamam. De var Mehmet Demirkol bunu çok vurguladı bu bir yerli teşvik sistemi aslında diye hani yabancı serbestliği üstünden değil de yerli teşviki yani alma yabancı ve para kazan gibi. Yani almak istemiyorsan alma. Alma yani bu kadar basit milli marşını okusun sahadaki herkes ona göre bir takım. Detayını çok bilmemekle beraber Fatih Terim bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Şey diyor, kural ilk geldiğinde kulüplere oynatacakları her yerli oyuncu için teşvik primi verilecekti ve bu daha sonra uygulamaya geçirmeden TFF tarafından kaldırıldı. Şimdi en son ben bir haber gördüm. 8 artı 4 artı 2. Hay Allah. Bir de şu matematik formülü gibi oluyor ya yani çıldırıyorum ya. Şimdi, yani ya neye göre 8? Şimdi ben merak ettim konuşup. Neden 8 abi? Yani neye göre 8 yapıyorsun sen bunu? Sebebi neyi ne değil mi? Neyi baz aldın? Hani hayır ben şeyi de anlamadım.
sanmıyorum. Yani neyi test ettiniz? Tribünde iki oyuncu daha otursun. Çok. Ya zaten mali açıdan berbat durumda kulüpler Zübeyde. Daha da berbat duruma sokacaksın. Şimdi adam gidecek oradan 8 artı 4 artı 2 daha kaç yapıyor? 12, 14 yabancı. Şimdi adam gidecek 14'ünü bizden alacak. Yani Türk kulüplerinin huyunu suyunu biliyoruz. 20 desen 20'sini de alacak adam. 14 yabancıyı alacak oradan. Gidecek iki tanesi tribünde oturacak. Bu sürekli dönüşümlü hale gelse hem verimin azalacak hem de param boşuna gitmiş olacak. Yani böyle de bir saçmalık da var. Yani kardeşim yabancıyı sınırsız bırakın ama belli kurallar koyun. Atıyorum. Deyin ki kardeşim 18 yaşın üstünde ve hatta üstünde 18-20 yaş arası 5 tane alabilirsin. Misal. Örnek veriyorum. Tabii bu daha detaylandırılabilir. Hani bu kuralı daha düzgün bir hale getirilebilir bir şekilde. 30 yaş üstünde bir tane alabilirsin. Yani bu şekilde bunu şey yapabilirsin. Sınırlandırabilirsin. Sınırlandırma koymak istiyorsan. Ben mesela bir istatistik hatırlıyorum. Bu Süper Lig'de 14 yabancıyla sözleşme imzalama olayı geldiğinden sonra %32'lik bir dilim daha öncesinden. Ve bu kural geldikten sonra 2 sezon içinde bu rakam %50'yi buldu. Yani aslında lig içinde de büyük bir açlık olduğunu görüyoruz. Bunu şey örneğiyle açıklamıştım. Daha önce yabancı kuralıyla ilgili bir yazımda da kullanmıştım. Hani evde kaliteli undan yapabileceğimiz ekmek varken biz tutup işte Brezilya'ya, Portekiz'e un almaya mı gittik mesela? Bu kendilerini bu konuda sorgulamadıkları için en temelden buradan başlıyor sorun zaten. Ya, çok severim Aykut Kocaman bu konuyla alakalı. Yani 2012'de, 2013'te hatırlamıyorum. SkyTurk'te şey vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Rahmetli kültür fizik programı vardı. Çok çok güzel bir programdı ama o da reytinge kurban gitti. İşte Cüneyt Kaşeler, Mehmet Ayan. Cüneyt abileri. Evet. Ondan sonra işte Ilgaz Çınar vesaire. Bunlar vardılar. Üçüydüler programda. İlker Durola ondan sonra. Bunlar vardılar programda. Aykut Hoca orada yabancıyla alakalı açıklamıştı. Yani açıkçası dediler ki bana kimse bir şey sormadı. Şimdi burada antrenörlere sorulması gerekiyor bence. Yani, kesinlikle. Yani ne istiyorsunuz? Nasıl olsun? Bir konsensüs oluşması gerekiyor. Şimdi burada yani tabii başka şeyler var ama. Hani bu çok konuya girmek istemiyorum ama hani siyasi şu açıdan şimdi yabancı hakkı her kulübün 10 adam aldığını ve bir sadece birer milyon euro ki çok fazlasını ödüyorlar. Ödediğini hesaba katarsak 18 kulüp var. Hani eden para size milyonlarca dolar oluyor ve bu Türkiye'nin ekonomisine zarar veriyor. Maalesef çok zayıf bir ekonomimiz olduğu için bu kadarcık yabancıya verilen para bile çok ciddi ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla bu dolar yükselişinde amaç yani ekonomi. Barbaros. Futbol değil yani. Bizi umursayan yok orada. Şimdi hani kendi işlerini ekonomik, bize yaptırıyorlar. Şimdi ekonomik boyutunu konuşacak olursak bir iktisatçı değilim. Hı-hı. Ama az çok yani futbol ekonomisiyle alakalı bir şeyler söyleyebilirim. Hani gördüğüm kadarıyla. Yani ekonomiyi arttırmak istiyorsan burada ilk baştan federasyonun taşın altına eline koyması gerekiyor. Tabii yani ama burada çözümcü mü sence Emre Türkiye maalesef? Ya, kesinlikle. Futbolun ekonomisini nasıl arttırabilirim? Evet. Ondan sonra kulüplerin devreye girmesi gerekiyor burada. Ben maç günü gelirlerimi nasıl arttırabilirim? Şimdi, yani Akhisar zeminde düşün Allah aşkına yani. Örnek veriyorum ben 3 kişilik bir aileyim. Şimdi 5 kişilik olan bir aile var. Şimdi 5 kişi aile maça gitmek istese atıyorum en ucuz bilet kardeşim 45 lira. Bilemedim 50 lira. Büyük takımlar için konuşuyoruz. Hadi ortalama 30 lira alalım. Çünkü Gençler Birliği 1 lira yaptı, stat boştu. Ama yani şimdi şöyle yapalım. Başakşehir 30 lira, alalım. Başakşehir 20 lira. Şöyle diyeyim. 30 lira ortalamadan alalım bileti. Çünkü türbünün farklı yerlerinde farklı fiyatlar var. 30 lira ortalamadan alalım. 5 kişi bir aile gitti. Bilet parası 150 milyon kardeşim. Doğru. Tamam mı? 150 milyon para. Ondan sonra bu adamlar sağda solda statta vesaire falan harcama yaptılar. Tabii bir şey. Hadi %100 oradan harcasalar. Hı-hı. 250 milyon 5 kişi para bırakır. Evet. Yani şu öyle düşündüğünde senin maç günü gelirlerini işte bunun storelardan alışverişleriydi, forma alışverişiydi falan. Senin maç günü gelirlerini arttırabilmen gerekiyor. Evet. Yani Almanya'da bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Ben 2014 yılında Lütfü Kırdar'da bununla alakalı bir sempozyum vardı. Oraya katılmıştım. Hı-hı. Orada dinlemiştim ben işte bu Bundesliga'nın kurucuları, ondan sonra işte bu Premier Lig kurucuları falan. Hatta dedikleri şu, yani kimseyi siz rol model olarak almayın. Yani kimseyi o çekirdeği örnek almayın. Siz kendi rol modelinizi örnek almaya, yani yapmaya, oluşturmaya yaratın diyor değil mi? Yani yaratın diyor. Yani şimdi mesela Almanya'daki maç günü gelirlerinden bahsediyor. Adam gidiyor mesela orada atıyorum 5 euro bile.
Şimdi sen onu Türk parasıyla çarparsan dersin ki o kardeşim 25 milyon. Yok kardeşim öyle değil. 5 euro. Sen de 5 TL gibi bir şey yok. Evet. Çünkü adam orada euro kazanıyor, euro ödüyor. Tabii, tabii. Adam gittiğinde orada biletini de alıyor. İçeride içkisini de içiyor, yiyeceğini de yiyor, yemeğini de yiyor. Ailesiyle güzel bir gün geçirmiş oluyor orada. Yani evet. Biraz daha cazibe merkezi haline getirmek gerekiyor stadyumda. Yok kesinlikle haklısın. Bununla sadece, birlikte. Sadece futbol oynanan yer olmaması gerekiyor orası. Bir de en başta mesela en son Ziraat Kupası maçlarıyla birlikte bu soru aklıma geliyor. Biz kendi futbolumuzu pazarlamayı da beceremiyoruz bence. Hı-hı. Yani işte Ziraat Kupası denilen bir organizasyon var ve dört büyük takımın taraftarlarının maçları hariç, yani ben bu sayın maçları hariç hiçbir karşılaşmayı takip etmiyorum. Evet. Ve bir şey sormak istiyorum sana Zübeyde. Burada yani mesela FA Cup modeline geçilemez mi? Gayet de geçilebilir yani bence. Kesinlikle yani ve bunu hani bizim söylüyor olup da futbol akılları olarak geçen isimlerin bunu düşünemiyor olması beni ayrıca sinirlendiriyor. Yalnız burada bir şey söyleyebilir miyim? Bu birazcık taraftarların suçu bence. Şimdi sadece yöneticilerin ve taraftarların. Şimdi bu Türkiye Kupası'nı oynamak istemiyor büyük kulüpler. Çünkü ekonomileri çok kötü. Ve maç başı para vermek istemiyorlar oyuncularına. Bunu Az Yıldırım çıktı açık açık söyledi. Hani ben bu işi beceremedim demedi de Türkiye Kupası bize yük dedi. Halbuki 3 kuruş para yani Fenerbahçe gibi geliri olan aslında bir kulübün. Avrupa'ya giden en kısa yol. Eğer tabii rahat rahat bu işleri Anadolu takımları için %100 katılıyorum. Yani daha izlenebilir hale getirsinler. Yani haklısın %100. Getirsinler mesela desinler ki Ziraat maçlarında şu kadar yaş şu kadar oyuncu 21 yaş altı senin altyapından olacak. Hem kendi ligini Süper Lig'deki oyuncularına para vermek durumunda kalmazsın. Onları riske etmek durumunda kalmazsın yarış içinde. Hem de genç takımını bir noktada tecrübe kazandırmak. Çok haklısın. Çok haklısın. Burada da en büyük örnek Carling çocuklarıdır. Hani hatırlarsınız belki Arsene Wenger'in Carling çocukları finale kadar gidip kaçırmışlardı. Çeh beyin kanaması gibi bir şey geçirdiği vakit o kadro oynuyordu sahada Arsenal'in gençleri. Bu güzel örnek. Ama şunu dikkat çekiyorum. Sana hak da veriyorum. Siz Ziraat Türkiye Kupası reklamı görüyor musunuz özgün bir şekilde? Mesela eskiden hatırlarsınız adı Ziraat dediği galiba şimdi. Ziraat mi? Hatırlamıyorum. Fortis'ti. Türkiye Kupası mı yoktu sadece? Yani ya eskiden şundan söylüyorum. Fortis eskiden Türkiye Kupası diye biliyorum ben. Yok, öyle kalmış aklımda. Değişti. Şey Tuncel Kurtizli bir reklamı vardı. Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye'nin kupası falan. Şimdi şundan bahsediyorum. O güzel bir adımdı. Fenerbahçe Trabzonspor finali vardı Ankara'da. Ben gitmiştim. Çok da keyif almıştım. Hani maç nasıl geçtiğinin önemi yok kimin kazandığını. Şunu anlatmak istiyorum. Bak, o karnaval havasından bak, geriye geldik. Bak, yani reklam yok. Lafını kesiyorum kusura bakma. Buyur estağfurullah. Biz milli maçta bizim milli maçımız yayınlanacak mı diye cayır cayır kanal aradık ve son dakika yayınlandı. Korkunç bir şey. Yani daha fazla da davranıp bu bardaklandırmaya gerek yok bence. Yani balık baştan kokar. Senin milli maçın var. Senin ülke televizyonun. Bu maçı son dakika. Yok şu açıdan söyleyeyim. Reklam görüyor musunuz? Milli maç reklamı. Eskiden Eczacıbaşı voleybol maçı oynayacak Avrupa'da. Onun bile reklamı olurdu ben küçükken. Şimdi reklam dönmüyor ya. Ben diş macunu reklamı daha çok. Burak bir şey sormak istiyorum. Yani tabii. Şimdi Barbaros'un dediğiyle eşdeğer bir soru soracağım. Şimdi reklam dedi. Ya bu spor kültürüyle alakalı bir şey değil mi sence? Abi tabii ki spor kültürüyle alakalı. Ama şöyle biraz bizden taraftar olarak da işin spor kültüründen sağ içinden ise biraz o işin perde arkasında goy goy sevdiğimiz için reklamsız da bir yere varmıyordu. Evet. Şimdi reklamın da tabii ülkenin son yıllarda ekonomik durumuyla alakalı bu. Gerek UEFA Kupası'ndaki Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların yayın hakları da son anda ligin yayıncı kuruluş tarafından alındı falan. Çok ciddi tabii euronun ve doların artmasından sonra reklam işinde inanılmaz bir geriye gidiş var. Bu reklamları ve yayın haklarını çok zor şu anda yapıyor Türkiye. Biraz öyle bir durum var orada ama dediğin gibi yani o kültür. Şimdi FA Cup'ta veya işte Almanya Kupası'nda atıyorum iki tane ikincilik takımın karşılaşmasında da insanlar şampiyonluk maçı gibi gidip o tribünleri dolduruyorlar. Ama zaten biz o kültüre bir türlü yani sosyolojik olarak erişme şansımız olmuyor maalesef. Yani çünkü bu, bir türlü seyirci olamıyoruz. Ülkenin şeyle de alakalı biraz. Ekonomik durumuyla da alakalı. Yani tabii. İnsanların kazandığı, harcadığı yani bütçeyle de alakalı bir şey. İşte o yüzden diyorum yani zaten insanlar kısıtlı bütçelerle geçinirken
ülkenin belki de en baş sporu veyahut da nasıl söylenir ona, en baba sporu diyeyim daha net anlaşılsın. Futbola insanların ilgisi bu kadar fazlayken oraya biraz daha insanları çekebilmek için atıyorum forma alacaksın 170 lira. Yani çok fazla para. Ya bu konularla haklısınız ama ben bir şey söylemek istiyorum. Burada biraz taraftarı çok oyun dışında bırakıyoruz. Ya farkındaysanız biz Şükrü Saraçoğlu işte eski adıyla İnönü ve Ali Samiyen de yine eski isimleriyle maç oynayamıyoruz. Neden? Çünkü Galatasaraylılar Fenerbahçelilere küfrediyor. Galatasaray tezahürat yapıyor. Fenerbahçeliler aynısını yapıyor. Ama onlar Galatasaray'a. Ama taraftar silemeyiz ya. O 60'larla birlikte tabii öncesinde çok öyle değilmiş ama 60'larla birlikte Anadolu futbolunun patlamasıyla. Hı-hı. Aslında bence de öyleydi. Yani geçmişte de öyleydi bence Zübeyde. Aynen öyle. Durum. Şu anda sadece bence asimile ediyorlar bu durumu. Ya yani, sırf bu Twitter'ın önce çıkmasından sonra ama bu iş yani, bu kadar palazlandı. Böyle değildi ya. Bu kadar değildi. Yani öncesinde bu kadar değildi. Ya bence böyleydi. Twitter insanların sadece içindeki kini, öfkeyi yani artık neyse o sevinci, coşkuyu bir şekilde dışarı atmasına sebep oldu ve gerçek yüzünü görmüş olduk. Aslında Twitter'ın da faydası bu oldu yani insanlar. Yani ya ben buna çok katı, bu arttı bence. Yani ben ne diyorum sana, benim dönemimde Galatasaray'ın sembol oyuncusu Bülent Korkmaz'dı. Emre Aşe ben ellerim patlarcasına alkışladım. Ya şu çağda Twitter öncesi dönemi düşünün, sosyal medya öncesi hı-hı dönemi düşünün. Şimdi Burak çok net hatırlayacaktır yaşı itibariyle. Yani aşağı yukarı yaşlı mı? Ya. Yaşlı mı demek istedin Burak? O da çağ. Yani yaşlı tabii ki yaşlı değil mi? Yaşlı. Tamam, Hayce takım çalıştırıyor. Burak Yılmaz'dan bir yaş büyüğüm. 36 o zaman. Yalan söylemeyeyim ben. Yani yalan mı söyleyeyim? Adam bizden yaşlı. Yok yok, yani buyur. Yaş olarak daha iyi hatırlayacaktır. Ondan sonra şimdi öncesini düşünün. Şimdi ben kendim köyde doğupluyum. Bununla da hiçbir zaman şey yapmadım yani. Utanmadım. Gurur duydum hatta. Tabii canım. Niye? Milletin efendisidir köy. İlçeye bir tane otobüs gidecek. Hı-hı. Şoföre bir tane gazete aldıracaksın. Açıp oradan spor haberi okuyacaksın. O şekilde ulaşabiliyorduk ancak spor haberlerine. Veyahut da işte küçükken işte babamızla gittiğimizde kahve. İşte gazetelerin en arka sayfasından başladım ben. Yani hala da öyleyim, ben de alışkanlık var. Yani normal bir gazeteyi bile alsam en arka sayfadan tersten okumaya çalışırım gazeteyi. Yani alışkanlık. O şekildeydi. Ama şimdi her şey çabuk tüketilir hale geldi yani. Evet. Bilmiyorum burada bana katılır. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Şimdi şey oynanıyor. Bir hakemleri tüketemedik çabuk. Yani hakemler gazetede de öyleydi. Şu anda da öyle. Yani haftalarca, aylarca konuşuluyor. Ama şu anda oyunu çok fazla tüketiyoruz. Şimdi bakıyorsun Twitter'dan bir konudan bir konuya direkt geçiş yapılabiliyor. Gündem sürekli değişebiliyor vesaire falan. Romantizm var devamlı. Evet. Ama sahte bir romantizm. Sahte bir romantizm bence o. Hani sürekli bir şekilcilik üstünden döndüğünüz. Tamam, bir takım tutabilirsin. Ama taraftar olamazsın bence. Yani öyle düşünüyorum ben. Bir takım tutabilirsin. Ama bir İngiliz Liverpool'lusu kadar Liverpool'lu olamazsın. Yani tabii mümkün değil. Yani genetik olarak mümkün. Şimdi Burak da demiş ya, ben çok fazla şey duyamıyorum böyle demişti. Yayından önce konuşmuştuk böyle. Hı-hı. Hani çok fazla ilgi duyamıyorum, sempati duyamıyorum vesaire demişti. Haklı. Hani ben de tamam, River Plate'i destekliyoruz ama bir taraftarı gibi davranamam. Tabii. Oradaki bir taraftar gibi ya de orada olamam yani. Taraftar olmaktan orada çok aslında abi, yani şey şöyle, ben sürekli söylüyorum. Ben birazcık oyunun romantik tarafındayım yani. O yöne ağır basıyor. Taraftar olmaktan çok bir takımın hikayesine bağlı kalmak aslında. Şey gibi düşünün bunu. Hani küçükken oynadığınız bir oyuncak vardır ve ondan ayrılamazsınız yani. Çünkü onunla büyümüş. Çok güzel örnek. Ya onun hayatınızda bir noktasında yeri vardır. Hani bu Türkiye'de takılmaktan ayrı olarak değerlendiriyorum, o yüzden ben. Çok güzel. O zaman biz Manchester United'ın arkasından sürüklenelim yani. O hayır, şöyle muhteşem üçlemeyi falan. Yok ama şöyle, ben de mesela Liverpool'u 2005 finaliyle her zaman aklımda kalıyor. Yani o günkü o, hiç unutmayacağım o maçı ben. Hayatım boyunca unutamam. Çünkü o devre arasından sonra 3-0'da aynı şeyi Fenerbahçeli, benim bugün Fenerbahçeliysem bu kadar pekişmişse mesela, ben koreografilerle falan çok uğraştım, pankart boyadım yıllarca, hani lise çağından bahsediyorum, lise ve üniversite. Yani bunu yaptıysam o 3-0'dan dönen Gaziantep maçında o stattaydım ben ve o devre arasını asla unutmadım. Bu tip hikayeler bence de biraz bizi takımlara bağlıyor. Yani ben Liverpool'u seviyorsam, hala her maçını izliyorsam bu mesafeden,
sanırım o maçın her zaman bir etkisi olacak. O tüylerimi diken diken eden, beni hani romantik olarak futbola bağlayan. Bu konuda ben Zübeyde'ye katılıyorum o yüzden. Ya ben aslında Emre abinin rahatsızlığını da anlıyorum. Tarihi olan de bu şekilde taraftar kazanmış Türkiye'de senin gibi 2005 finaliyle mesela Liverpool'lu olan insanların yanında o sadece Twitter değil sosyal medya PR'ı altında o takımların tarihinin içini boşaltan büyük bir kitle var. Emre evet. Abinin de olduğu kısım zaten o büyük ihtimalle. Tabii tabii. Evet, doğru. Aha. Yok ona da katılıyorum. Ben bu konuyu daha önce zaten sevgili Emre ile konuştum. Hani Türk küfürleriyle Liverpool destekleyen hesaplar biliyorum mesela. Hani bayağı da takipçisi var. Bana çok itici geliyor. Yani o işte burada bunu Burak da söyledi. Hani samimiyetsiz bir şekilde hani şey kasmaktan bahsediyoruz. Hani romantizm kasmaktan ve bu beni de çok rahatsız ediyor. Yani kavramların ve kulüplerin değerlerinin içinin boşaltılması bu. Buradan milli takıma dönmek istiyorum. Milli takım aynı şey, benzer bir şey milli takıma da yansıtıldığını düşünüyorum. Hani o sokak ağzı adamlık gibi şeylerle. Orada Burak çok güzel bir noktaya gelmişti. Oradan devam etmesini rica edeceğim konuyu fazla dağıtmadan. Bu yeni milli takım jenerasyonu ile ilgili kim lider çıkar sence buradan? Hani mesela Tugay orada görünmeyen liderlerden biriydi mesela Dünya Kupası'nda. Bu tarz takımı sırtına alıp götürecek oyuncular kimler olur bu milli takımdan, bu yeni jenerasyondan? Şöyle profil olarak ben Yusuf Yazıcı'yı liderlik edebileceğini düşünüyorum. Kendini o anlamda çok geliştiren bir oyuncu. Sahada duruşuyla, rakip takımına ve hakemle olan iletişimlerinde falan da hiçbir sıkıntı görmedim bugüne kadar. Ama şöyle, Yusuf daha tam ilk 11 oyuncusu olamadı milli takımda. Şu an zaten halen Emre Belözoğlu çağrıldı Burak Yılmaz takımda. Hani onların olduğu yerde zaten o liderliği onlar yaparlar. Bence oyuncudan ziyade Şenol Güneş'li dönemde takımın o lideri, yıldızı saha içinden çok kenardaki hoca olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bu Yusuf'un sağ dışında bir olayı vardı mesela, o da çok hoştu bence, çok örnekti. Hani köylü mü demişti bir kız, kendi çapında öyle ezik bir hakaret etmeye çalışmıştı, bu bir hakaret etmişçesine. Evet hala. Evet hala. Değil mi? Bugün de işte Instagram'da ertesi gün bugün de paylaşımımı yapıyorum işte ailem, her şeyim, canım şeklinde. Çok çok klas bence. Evet, güzel cevap verdi. Bir şuna ithafen söylüyorum. Hani orada bir sürü benzer geçmişten gelen çocuk var. Şu an Yusuf'u takip eden, milli takımda, genç takımlarda oynayan. Ben de futbol oynadım uzun süre altyapı kategorilerinde. Hani Yusuf'un hikayesi gibi çok hikaye var. Ve o çocuklar için de bir rol model aslında. Hani gelecek 5-10 senede çıkacak çocuklar 30 yaşında Yusuf'la oynama hayali kuruyor olabilir belki de. Hani ben de 5 sene sonra Yusuf abiyle takımda oynayayım. Hani bizim Emre'den sonra dediğin gibi bir sonraki liderimiz Yusuf olabilir. Bu açıdan mantıklı buldum bu dediğini ben de. Şöyle çok profesyonel bir danıştığını biliyorum Yusuf'un. Bu tip şeyleri yönetmek adına. Çok genç yaşı ve çok profesyonel bir şekilde ilerliyor. Diyarbakırlı bir çocuk içindeymiş gibi, evet. Evet, Diyarbakırlı bir çocukta da bir forma şeyi var, onunla konuşuyor. Evet. Böyle zamanında da yayınlıyor onları sosyal medyadan. Öyle bir hava görüyorum onunla, ama tabii önce ilk 11'de bir monte olması lazım milli takıma. Sonrasında da o liderliği gösterebilir diye düşünüyorum. Peki Zübey, de sana bir şey soracağım. Şimdi aslında hiç değinmediğimiz bir konu var ama sanıyorum sizin de benzer bir endişeniz olduğunu düşünüyorum içten içe. Bizim hala ülke olarak Türk futbolu şöyledir diye öyle veya böyle tarif edebileceğimiz bir oyunumuz yok. Sence bu milli takım ve Şenol Güneş'le birlikte, hani Şenol Güneş'in de artık kariyerinin sonlarına yaklaştığını ve tecrübesinin artık çok yükseldiğini düşünürsek, bu milli takım sence o tarz bir oyun oluşturabilir mi? En azından temellerini atabilir mi? Artık bir oyunumuz, ne derler siz söyleyin, tam bulamadım kelimeyi. Hani derler ya işte ekol, bir ekol olma bazında, Türk ekolünü oluşturma noktasında, çünkü teknik meziyetleri de olan isimler, sadece gazla çalışan değil de oyuncular var burada, genç oyuncular, Yusuf gibi, Okay gibi, yine Hırslı, Dorukan falan var, ama hani teknik oyuncular da var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence bunu oluşturabilir miyiz? Artık ekolümüz olabilir mi? Bir temel atabilir miyiz?
Yani şöyle bir binaya katçı kalabilmesi için önce o binanın temelinin atılması gerekiyor. Her ne kadar şu anki milli takımda evet genç bir jenerasyon yakalandı. Evet bir araya geldiler şimdi ama ben bunun hani dedik ya az önce rastlantı ve tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ve hepsi farklı futbol anlayışlarından gelmiş oyuncular. Evet birçoğu Türk futbolunun içinde yoruluyorlar ama o Türk futbolunun içindeki taklidi yapıdan gelmiş oyuncular. O yüzden başarılı bir milli takım için önce bizim ne oynadığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani Türk takımları için konuşuyorum. Milli takımın ne oynadığını bilmek için önce biz ne oynuyoruz onu bilmemiz gerekiyor. Senelerdir işte bir çoğu Anadolu takımı hatta buna büyük takımları da dahil edebiliriz. Bir işte 4-2-3-1 furyası var. İşte o bir türlü dünya futbolu başka bir noktaya evrilirken biz bir türlü o 10 numaradan işte sadece bek görevini yapacak sağ beklerden, sol beklerden işte o çapa çift ön libero'dan bir türlü kurtulamamışken fazla ümit var konuşmak istemiyorum bu konuda. Anladım. Peki Emre, sen bu konuyu ne düşünüyorsun? Şimdi Zübeyir de güzel bir noktaya parmak bastı. Düz beklerden bahsetti. Senin de bununla ilgili birkaç düşüncen olduğunu biliyorum. Hani aynı anda birden fazla mevkide oynayan oyuncularla alakalı. Hani 2-3 görevi aynı anda yapabilen hani oyuncular. Mesela bizde şu an Zeki Çelik bu tarz bir görevi var Lille'de. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bence Zübeyir de güzel bir noktaya parmak bastı. Hani birden fazla mevkide oynayan oyuncuları mental anlamda geliştirebilir miyiz? Bu kadrodan öyle bir şey çıkar mı? Emre bizi duymuyor mu yoksa? Aa, Emre yayından düşmüş. Aa. Ha, şarjı bitmiş olabilir. Onun dışarıdaydı. O zaman aynı soruyu Burak'a sormuş olayım. Burak, sen ne düşünüyorsun sorum hakkında? İstersen tekrar sorabilirim. Tekrarlarsan iyi olur. Tabii. Çünkü uzundu. Şimdi Zübeyde dedi ki hani sonuçta doğru bir nokta. Buna biz bir ekol oluşturma noktasında bir şey yapmadık henüz. Ben de tesadüfi olduğunu düşünüyorum. Hani tesadüfen Fatih Terim'in çok doğru bir şekilde getirdiği bu yabancı sınırıyla bu kadroyu elde ettik. Sağ sol oyuncularımız da aldı. Bu noktada Zübeyde bir şey söyledi. Hani tek mevkide iş yapan, sadece düz bek olan, işte git orta yap, savun. Halbuki Avrupa'da artık bizden tabii 10 yıl önce Filip Lahm'larla gelen özellikle beklerin birden fazla görev yapması, işte birkaç oyuncunun birkaç mevkide oynaması, sahanın farklı noktalarını kullanması gibi özellikler gerekiyor artık dünya futboluna adapte olmak için. Sence bu kadrodan öyle bir şey çıkar mı? Buradan bir yemek yaratabilir miyiz? Bir ekol çıkarabilir miyiz? Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle ekol, yani biz ekol yaratamayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki neden Ama sence bunun sebeplerini irdelersek? ya ekol, yani şöyle yine sosyoloji işine geleceğim. Yani bizde yani ülke olarak siyasi veya diğer çok da önemli konular, ekonomik konular çok da insanların hayatlarında önemli yer kapladığı için ve önceliğimiz spor kültürü oluşturmak olmadığı için hani bunu çok sağlamak mümkün değil yani bazı temel şeyleri önce insan olarak ülkede yaşarken tadını alamazken spor ekolü, sporcu ekolü yaratmak çok zor diye düşünüyorum futbolda. Ben burada basketboldan bir örnek vereyim istersen. Tabii, buyur. Biz fersah fersah herhalde basketbolda çok daha iyi bir ülkeyiz Evet. Ha. değil mi? Yani o basketbol kültürü dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncular çok daha önceden tamamladık. Dünya ikinciliğimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğimiz var. Çok güzel turnuvalara ev sahibi yaptık. Euroleague'de Fenerbahçe 5 yıldır üst üste Çok üst düzey Euroleague'de oyuncularımız var, koçlarımız var aslında. başarılı oluyor. Koçlarımız çok iyi. Şimdi orada biraz da yani yeni 90'lı yıllarda bu salon kültürünün yerleşmesi, bütün şehirlerde salon basketbolun, salon sporlarının desteklenmesi şeklinde orada bir ekol yaratıldı. Şöyle o saha içi ekolünden bahsetmiyorum yani bir sporcu ekolü yaratıldı. Ama futbolda bunu yaratmak maalesef çok zor. Niye Yani zor? diyorsun ki bir kültür aslında oturtuldu manasında mı söylüyorsun? Doğru Tabii ki. anlamak için. Orada bir Anladım. kültür oturtuldu. Ya futbolda bunu oturtmak çok zor. Futbolda şu anki jenerasyonumuz bence iyi işte yapacaktır. Ama dediğiniz gibi sizin de bu gelmiş bir jenerasyon. Sonrasında oluşturulacak bir ekol olarak görmüyorum. Ekolden kasıt hani Hollanda'nın total futbolu, İtalya'nın
işte attık savunma futbolu attık, eski Aten Atyosu, sonrasında başka bir yere evrilmesi veya İspanyolların pas oyunu gibi bir şey bekliyorsak o bizi çok yanıltır yani. Ben öyle bir şey olabileceğini sanmıyorum. O, buna kesinlikle katılıyorum. Taklitten yani biz Barcelona gibi futbol oynayamayız. Bizim ligimizde de işte Kasımpaşa Türkiye'nin Barcelona'sı. Hayır, değil. Yani değil. Olmayacak da. İşte şu Türkiye'nin Bayern Münih'i. Hayır, değil. Olmayacak da. Çünkü Bayern Münih Adidas'ın bile hissesinin olduğu olağanüstü bir dev. Yani biz Bayern Münih de olamayız. Maalesef. Onlar da olmayız. Çok doğru. Fakat burada yani beni... biz Eintracht Frankfurt olsak bence herhalde yeter değil mi? O da yeterli. Yani Mönchengladbach. Kesinlikle. Yani burun büktüm. Belki 0-4 olabilsek ki maçlarını falan bir tane boş yere oynamıyorlar yani. Sıraya giriyorsun ya kombinesi için. Biraz şey de var. Bu daha önce konuştuğumuz hani futbolumuzu satmakla alakalı. Yani şuraya geleyim saha içine. Topun oyunda kalma süresi desem, faul sayısı desem mesela işte o oralarda çok tıkanıyoruz yani. Doğru. Hakem işleri falan işin içine giriyor. Yani topun oyunda kalma süresi 8-10 dakika falan aşağıda yani. Bizim çok güzel. Zübeyde'nin bununla ilgili bir tweet'i vardı. Temas aldığı an ben bir arkadaşımdan görmüştüm de retweet etmişti. Temas aldığı an yere atlayan oyuncular falan gitmedikçe neydi Zübeyde, sen yazmışsın zaten. Yani o tarz bir tweet. Şey mi? Türk futboluna dair anlayamadığım. Evet. Ben geldim bu arada. Hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Şey demiştim ya, temas hissettiği an ulan belki faul verir diye kendini yere atan oyuncu. Ondan sonra başka şey demişti. O maddeyi söylemeyeyim. Bir madde vardı. Şeyim, oyuncuların yere doğru sümkürmesiyle alakalı. Gerçekten hani şey oldu daha sonra bu. Benim ve o yüzden asla saha içini anlayamayacağıma dair bir şeyler konuşuldu ama ben tamamen işin goy goyundaydım yani. Daha sonra şey demiştim mesela, o golün işte hakemin verdiği kararın geri dönmeyeceğini bildiği halde ısrarla aşırı şekilde isyan eden futbolcu. Hı hı. Şu an tweet'e bakıyorum. Aynen. Ya şimdi bu tespitler çok iyi bu arada şu açıdan. Yani Burak da buna değindi. Emre şunu konuşuyorduk. Hani futbolumuzda bir ekol yaratabilir miyiz noktasında Burak şunu vurguladı. Sanırım bir nevi bunu da demek istedim. Aslında önce yönetenlerden, hakemlerden mi başlasak gibi. Hani çünkü faul sayısı, topun oynandığı süre, bunlar da çok önemli şeyler. Buradan da Zübeyde'nin tweetini atladık. Hani senin kaçırdığın herhalde teknik sebeplerle kaçırdığın noktaya gelirsem. Aynen, aynen. Sana sormak istiyorum aynı soruyu. Diyelim bunları bir şekilde toparladık. İşte federasyonda bir değişim olacak sanırım. Bunun kokusu çıktı. Her ne kadar siyasi irade nedeniyle yabancı sınırlaması gelecek gibi görünse de bir şekilde atıyorum 10 olur 11 olur ama gelecek. Olsa dahi biz diyelim hakemleri artık liyakatla seçiyoruz. Dayısına amcasına göre değil de liyakata göre, yeteneğe göre. Sence bu kadrodan şu model üzerinden İzlanda'nın bugün, ben şu an İzlanda'yı takip ediyorum. Orada bir arkadaşım var benim. İzlanda'da çok ciddi bir futbol yatırımı var. Bunu da milli takım üzerinden oynadıkları savunma futboluyla yarattıkları bir ekol var. Bundan sonra işte belli sayıda hücum oyuncusu, her altyapıda belli sayıda savunma oyuncusu yetiştiriyorlar. 10 sene içinde göreceğiz bakalım, merakla bekliyorum. Sence benzer bir şey bizim bu yakaladığımız, tesadüfen yakaladığımız bu jenerasyona sağlanabilir mi? Biz de bir ekol yaratabilir miyiz sence? Ya aslında bizi İzlanda'dan ayıran en büyük iki tane özellik var. Bir tanesi insan profilleri. Yani insan tipleri, yani davranış biçimleriyle vesaire falan, işte ekonomisiyle, yani her türlü her şeyi katabilirsiniz bunun içine insan tiplemesiyle. Artı bir ikincisi de biz onlardan nüfus olarak daha fazla kalabalığız. Yani daha fazla çıkartmamız gerekiyor. Yani nüfusa bakarsan ortalama olarak daha fazla çıkması gerekiyor. Ama bence en son başlayacağımız yer bence hakemdi. Bence önce altyapılarda oyuncuya biraz daha oyun ahlakıyla alakalı eğitim verilmesi taraftarıydı. Yani, ama bunları hakemler çalmasa, mesela Onyekuru'yu ben Premier Lig'de de izledim. Premier Lig'de değil, önceki sezonlarda da izledim. Çalmasa hani, değil abi. Yani bu kadar yere atlamıyordu mesela. Şimdi atıyorsun, atlıyor yere, taraftar orada hakeme dönüyor. Yani hakemin bu sadece,
Sadece hakemle ilgili bir şey değil ya. Bizim ligin oyuncuyu soktuğu hava çok ayrı. Mesela bu konuda Moses'a örnek verebiliriz. Adam Chelsea'nin o deli uçtuğu sezonun yıldız futbolcularından biri. Şu an hani ve şey yani kanat bek olarak kullanılan, kendi kanadını evet. baştan sona kadar ciğersiz şekilde koşan bir oyuncuyken şu an o performansı hem Fenerbahçe'nin yapısıyla birlikte hem de ligin durumuyla birlikte çok farklı yerlerde. Ve 5-3-2'de sağ kanat oynuyordu. Bütün kanat onun da o bahsettiğin sezon. Çok iyi. Altyapıyla alakalı bir şey. Yani altyapıdan ziyade sadece orada genç futbolcu yetişsin değil. Yetişirken aynı zamanda futbol ahlakını da almış olsun. Yani şimdi ben yaklaşık hemen 17 sene falan top oynadım. Şimdi atıyor abi, futbolcu yapıyor. Yani bunun mental altyapısını almayınca. Aslında biraz da insanın kendi duruşuyla da alakalı bir şey. Yani ben çok fazla atlamazdım yani. Çünkü oynadığım pozisyon gereği atlama şansım yok. Semih Kaya yani. Atlıyor mesela. Aynı pozisyonda oynuyorsunuz. Kızdığım noktalardan bir tanesi de şu. Pozisyonu hemen gözünüzün önüne getirin. Pozisyonları yalan. Bak şimdi geliyor klasik. X takımı atak yapıyor. Y takım karşılıyor. Y takımındaki oyuncu outside kısmına gelince topla forvetin arasına giriyor. Forvetten hafif bir temas alınca bir yere düşmesi var. Ya arkadaş, vurdular mı seni? Ne yaptın? Faul ver yere düşmesi o. Çal faulü yere düşmesi diyorum ben ona. Hakemler de çalıyor. Aslında böyle pozisyon. Bu konuşurken aklıma hep Arif Erdem geliyor. Ya aslında bunları hakemler çalmasa belki pozisyon devam edecek yani orada. Yani 2-3 tane hakemimizin çalmasa. Ama biz böyle bir futbol kültürü oluşturabilir miyiz? Açıkçası ben hiç ümitli değilim. Ha, belki yeni alttan gelecek nesil bunu yapabilir ama bizim üstümüzdekiler ve bizim seviyemizdeki, yani bizim jenerasyonumuz bunu yapacak kapasitede değil. Bunun için ben de dahil. Yani çünkü o gerekli eğitimi, gerekli şeyi almadık. Alınabilir mi? Hala alınabilir. Bence o Zübeyde'lerin jenerasyonu diyeyim. Bence bunu sağlayacak olan kişiler onlardır yani. Evet, yeni nesilde çok daha fazla oyuna farklı bakan isimler var ya. Benim de o dikkatimi çekiyor. Hani gidiyorlar, İngiltere'de eğitim alıyorlar. Hani bu sosyal medyayla birlikte benim değişti çok sanki değil mi? Benim de. Benim, çok heyecanlıyım bu konuda. Ya çünkü şöyle... Mesela bir Burak'a bakıyorum. Burak 38 yaşında mesela. Hı-hı. Ondan sonra bir de yeni genç nesillere bakıyorum. Burak'ta da aynı heyecan var. Şimdi evet. Sporting Lisbon'da falan adam çalışmış. yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yeni nesil için her şey fırsat yani abi. Yani şimdi atıyorum bundan 10 sene önce. Ekim'de bir daha gideceğim Emre. İnşallah bakalım. Allah yoluna çıkacak. Bu sefer Porto. Porto bu sefer. Hangi görevde? Ya da şeye mi, öğrenmek için mi? Yok ya, tamamen böyle spontan ziyaret. Sporting Lisbon'da öyle olmuş. Yo, bence süper. Yani çağımızda bunlar daha kolay. Eskiden bunlar büyük tabuydu, artık dünya tabii geliştikçe, bizim ülkemiz yerinde sayesinde teknoloji geliştikçe bu işler daha kolay oluyor. Bu yani yeni neslin bundan yararlanması benim çok hoşuma gidiyor. Artık gerçekten çok güzel. Mesela şimdi ben böyle bayanları da görüyorum böyle. Konuşan bazen önüme düşüyor işte, bir tanesi de şimdi yanımızda. Kendisini takip ediyorum zaten. Onun haricinde işte başka kim var? Bizim Rezan var mesela. Onu da görüyorum. O güzel yazılar yazıyor. Mesela en son Trabzon'la alakalı işte Vakayeme, Abdülkadir Ömür vesaire, orada yazılar yazmış. O da hoşuma gitti. Onun dışında da bazen böyle önümüze düşenler oluyor. Aslında bayanları da bu oyun içine çekmek daha sempatik hale geliyor bence. Tabii bu çok önemli bir şey bence de. Bizi kabul ettiğimizi görmek benim de çok hoşuma gidiyor. Ya çünkü bununla ilgili de yani çok rezil açıklamalar var. Ümit Özat'ın çıkıp Simge miydi? Simge Fıstıkoğlu. Ben bir kadınla konuşmam deyip kalkıp gittiği bir dönemde yaşıyoruz bir yandan. Yani ya, ve bu adama hala takım yönettiriyorlar. Ümit Hoca'yla kim konuşsun acaba? Yani ben onu merak ediyorum. Yani hani o yüzden bunlar önemli. Bunlar marka değerini yükselten şeyler. Hani... Abi şunu ben burada isim vermek istemiyorum ama bu büyük camialarda top oynayıp daha sonra işte böyle hocalık yapan bazı isimler var. Hı-hı. İşte yeni nesil diyebiliriz bunlara. Şimdi bir tanesini sen söyleyeyim, Ümit Özal. Ben size ben söyleyeyim, Tolunay Kafkas. Yani bu tip adamların ben futboldan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani %100 katılıyorum. Eskiye kapalı böyle dinozor kafa, kaba tabirle böyle derler çünkü. Benim bu yaşadığım yerde en azından. Hani bu dinozor kafalardan çıkmak gerekiyor. Bunun artık nesli tükendi. Daha açık olmak lazım. Bir de şunu da belirteyim. Yaş da hiç önemli bir faktör değil.
Biz de ekipte, sen de çok iyi biliyorsun Emre, zaten alanlardan birisi. Mehmet Can Arısoy var. Adam ayaklı yani, ansiklopedi gibi. O yüzden 99 doğumlu Mehmet Can sanırım. Ya o yüzden böyle insanları da hiç yaşla, işte cinsiyetle yargılamamak lazım bu çağda. Gerçekten yeni nesil çok sağlam geliyor. Bunu milli takımımızdan da görüyoruz. İşte Ozan Kabak 18 yaşında bir sürü abilerinin, parantez içinde söylüyorum bunu, bu abi kültürü de bizde maalesef futbolu tekleten şeylerden biri. Abilerinin başaramadıklarını başarıyor şu an. Kendilerine de başarılar diliyorum. Ufaktan sonra geliyoruz. Buyur, devam et. Şimdi biraz da böyle işin goy goyuna kaçalım biz de. Hayda mı diyeyim sana şimdi burada. Ben Erkan Şener'lik yapmadım. Ondan sonra ben şeyi merak ediyorum. Yani Türk milli takımı dışında böyle ilgiyle takip ettiğiniz ya da sevdiğiniz ya da böyle desteklediğiniz bir milli takım var mı? Brezilya. Ya bu Dünya Kupası özelinde Meksika çok keyifliydi mesela izlemek. Ben Brezilya her zaman ya. Küçükten beri. Burak Portekiz çıkar gibi mi geliyor ama bakalım. Ben mi? Abi şöyle yani Maradona ve Messi'den dolayı Arjantin. Adamsın. Brezilya, ben Brezilya abi, biz burada kapışırız. Ama şöyle ya, şöyle orada da hani bu yabancı takım romantikliğinden konuştuk ya. Ben de bu arada geçmiş şeyleri çok severim ama ben de Trabzonspor Trabzonspor o kadar yıllar içinde beni o hani emrediyor ya, 35 yaşındayım, 38 dedi ama o kadar yıpranıyorum ki taraftarlık şeyinde. O kalbimi ayırmak istemiyorum artık, hani bir işte Messi Dünya Kupası'nı kazanamadı diye bir gün falan böyle moralsiz gezmek istemiyorum. Ama yani geçmişten beri şeye sempatim var ama. Yani. Bu Messi'nin sorunu değil. Bu Arjantin milli takımının sorunu. Yani Messi daha ne yapsın onlara? Bunu kesinlikle yani, bir seferinde konuşalım yalnız. Bu konu çok derin. Yani, beni yaraladı bu konu. Bir ülkeyi sırtına alıp gezdirmediği kaldı yani Messi'nin. Yani Messi daha ne yapsın? Ve hala eleştiriliyor ya. Efendim yokmuş Dünya ya, Kupası. Ulan uzatmada kaybetti. Abi yani... Arkadaşlar beni yani kızdırmayın. Son Avrupa Şampiyonası'nı alan Quaresma'dır. Bunu da burada savaşırım yani. Hani adam 33 yaşında Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı Portekiz'e süper yedek olarak. Bunu tartışırız isterseniz maç maç. Yani şöyle söyleyeyim. Kavgasını da veririm yani. İlk çıktığında Quaresma, şey Ronaldo ilk çıktığında yeni Quaresma diye adlandırıyordu. Evet yani. Ve Quaresma'nın ilk çıktığı o meşhur dünya şeyini, uluslararası şampiyonayı da hatırlarsınız, Amerika'da Rüştü'nün Barcelona Kalesi'nde oldu. Onları da ayrıca konuşmak, çok konuşacak konu var aslında. Ama aslında ben şimdi... Yani, Arjantin Messi konusu hiç tartışmaya açık bir konu değil. Messi Arjantin milli takımında başarılı finale çıkardı kardeşim. Daha ne yaptın? Tabii, yani sırtında çıkardı. Higuain biraz adam olaydı da fayda etti. Ben sinirleniyorum burada. Bir şey diyeceğim. Yani, bu konular böyle azız Arjantinlileri bulmuşken aslında 80, bir sonraki programı 2 numarayı 82 ve 86 Dünya Kupaları üstüne yapmaya ne dersiniz? Yani çok iyi olur. İkisi de hikayesi 86, çok bol. 86'yı doya doya anlatabilirim. 86'da büyük kapışma dönecek gibi ama bilemiyorum. 82'yi anlatırım ben. Çok güzel olur. 82'de bir Rossi hikayesi var ki onu böyle güzel dinlemek lazım. Bilmeyenler için özellikle. Rossi'nin yoktan dönüp Brezilya'nın ellerinden aldığı becerileriyle bir Dünya Kupası'dır. Dünya da bir 3. ligden gelme bir skilaçı şeyi var. Hikayesi var orada da. Valla 82-86 bunlar hikayesi en bol yıllar. 90. Bir Kuveyt-Fransa maçı var mesela benim de oradan hatırladığım. Mükemmel. Biliyorsunuz hikayesini bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Zevkle de dinlerim senden. O zaman anlaştık. Bir sonraki program 82-86 Dünya Kupalarını konuşuyoruz ikisini. Süper. Yani 86 güzel olur. Neticede bizim şampiyonluğumuzla biten bir kupaydı. Bizim diyorum, o kadar kabullenmiş ki. Sizin elinizle mi bitti o turnuva? Neden bizim olsun, neden bizim sahip, onu da anlamadım ama. Bak yine romantiklik yaptın. Söyledim yine romantizm. Yani, duyar kasmaya başladım bak. Emre bu arada en romantimiz olabilir ya. Evet, kendi şikayet ediyor ama bak. Ne Amerikalı? Bırakın şu çocuğu. Söyle abi. Güney Amerika'da çok fazla romantik değilimdir. Ya aslında şöyle, güven destekliyorum ama mesela geçen akşam da Boca oynuyordu Tolima'ya karşı.
boka tuttum yani. Mesela onlara da çok imrenerek bakıyorum. Yani çok iyi bir şey kulüp orası da. Yani çok evet, beğeniyorum ama onları. Dışarıdan daha farklı görünüyorsun. Ben şey, senin sıkı bir Racing taraftar olduğunu düşünüyordum mesela. O Pablo ile karıştırıyorsun sen onu. Pablo öyledir biraz. O Racing'çidir ama işte biz biraz daha böyle River tar- ya şimdi dur konu dağılmasın ama. Sen buraya girersen bak bu konu çok uzar söyleyeyim. Sen oraya girme Emre bence. Hem forması ne bileyim hem oyuncuları hem tarihi iki komple tarihinde baştan aşağı okudum. Biliyorum müthiş de bir tarihi var. Yazdım da hatta ondan sonra. Yani bizi oraya çeken River. Yani başka bir şey demiyorum ama Boca'da mesela imrenerek baktım. Öykündüğüm takımlardan bir tanesi. Çok iyi kulüpler. Mesela kuruluş hikayeleri çok enteresan. Zübede sever öyle şeyleri. Bak dedim sonra... bu adamı buraya sokarsanız çıkaramayız. Yok tamam Emre alıyorum sözü. Alıyorum sözü. Alıyorum sözü. Herkesten son birer cümle rica ediyorum. Yeni milli takımımızla ilgili güzel bir şeyler söyleyin. Olumlu bir şeyler söyleyin. Moralimizi düzeltin ki 8 Haziran'da bakın Fransa maçı var. Coşkuyla izleyelim lütfen. Burak'la başlayalım. Güzel bir şeyler duyalım. Abi Burak şöyle güzel bir şeyler, çok güzel. Biraz düşündü zaten. Şöyle ben kesinlikle bir sonraki turnuvaya katılacağımızı ve hatta orada da böyle ses getireceğimizi grup aşamasında bir sonraki tura çıkabileceğimizi düşünüyorum. Daha çok var oralara. Çok daha sulara kar ama çok umutluyum ben açıkçası ve sempatik bir takım her şeyden önce. İnsanlar maç saatini merak edip bugün maç nerede? Hangi şehirde, hangi statta, hangi televizyon yayınlayacak? Bunun derdine düşeceklerdir. Çok bu şükür bu noktaya döndük ya. Evet. Peki Emre sen ne düşünüyorsun? Güzel bir şeyler duyalım. El Brito. Yani umarım Türk milli takımı için her şey güzel olur. Yani isterim ben de bunu. Neticede ülkemizin takımı. Orada bayrağımızı temsil ediyor. Her şey güzel olmasını dilerim ben. Yani çok fazla takip etmediğim için Burak kadar o kadar detaya giremeyeceğim. Ama o turnuva bizi çağırıyor. Yani takım sayısını arttırdılar zaten orada. Yani oraya gidemezsek bence büyük fiyasko olur diye düşünüyorum. Katılırız ya bence de. Gidersek bir şeyler yapabiliriz. O zaman dönemin şartlarına göre konuşuruz. Yani o zaman dönem ne getirir? Neler gösterir? Yani şimdi atıyorum çok önemli bir oyuncumuz o turnuvaya katılamaz. Allah korusun sakatlıktan vesaire falan. Doğru. Yani onu o zaman turnuva zamanı geldiğinde o zaman konuşuruz. Ama şu anda yani inşallah katılabiliriz diyorum ben. Yani ülke için de iyi olur. Yani hem ülke puan açısından inşallah. Hem de milli takımın popülerite çağrısı açısından daha iyi olur. Yani 2004'te Yunanistan'ın yaptığını biz niye yapmayalım diyelim. Ama. Tabii. Peki Zübeyde sen ne düşünüyorsun? Sonra güzel düşünceler duyalım lütfen. Ya, ne olursa olsun yani bütün umutsuz yanlarına geç bir takım bir araya geldi. Hevesli bir takım bir araya geldi. İlk başlarında gördük. Oo, Zübeyde'nin sesinde bir sıkıntı var. Bir saniye Zübeyde. Bir daha baştan alabilir miyiz? Duyuyor musun şu an? Şimdi net. Tamam. Ne olursa olsun genç bir takım bir araya geldi. Hevesli bir takım bir araya geldi. Bütün olduklara rağmen hırslı olduklarını gördük yani oynadığımızda ilk maçlarda. Konya'daki Fransa maçından daha ziyade maçı ikinci olacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonaya da gideceğimizi düşünüyorum. Ve şey umut ediyorum ya, yani biz madem yakalayamıyoruz ve bu başarıyı sürekli devam edemiyoruz. En azından tarihimizi ara ara yenileyelim ki bu anlattığımız şeyler işte 2008 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası bir şeyler taşmasın, efsaneleşmesin. Biz bu senede Avrupa Şampiyonası'ndan ileriki seneler için bahsedebilirim. Çok zor oldu duymak ama bir şekilde tamam. Ya evet. Biraz son düzlükte sıkıntı oldu ama az çok anlaşıldığını düşünüyorum. Bir ağır geldi böyle hızlandı. Evet. Yayının sonuna doğru bir çarpıldık ama olsun. Ben de son söz olarak gayet umut vaat eden bir milli takımımız olduğuna katılıyorum. Umarım her şey iyi olur. Tekrardan heyecan duymaya başladığımızı söyledi Burak. Çok doğru söyledi. Belki El Brito'yu da ikna ederiz 8 Haziran'dan sonra. Ben Fransa maçında ciddi bir oyun, en azından oyun bazında bir sürpriz bekliyorum. Hani yenilsek bile ciddi zorlayacağız sanki.
Çünkü o bir vitrin maç. Çok genç oyuncularımız var. Gözden düşmüş Hakan Çalhanoğlu gibi bir dönem çok ciddi sükse yapmış oyuncularımız var. O yüzden sanki Fransa'ya bir çektireceğiz gibi hissediyorum ben şahsen. Umarım yanılmam. Bununla birlikte bir sonraki program konuştuğumuz gibi 82 ve 86 Dünya Kupalarını konuşacağız. Orada da efsane hikayeler var. Sizi oraya da bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın. Selamlar olsun. Hoşçakalın.